Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mürselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir gece daha birlikteyiz. Allah'ımızın Celle Celaluhu sıfatlarıyla ilgili konulardan ilk bölümde sizlere bazı bilgiler takdim edeceğiz. Ondan sonra İnşallah sual cevap faslına geçeceğiz. Şimdi bizler bu aleme çok büyük bir gaye ile gönderildik. Şu anda yaşıyoruz, hayattayız. Bir an sonra ne olacağımız belli değil. Aniden ölüm gelip çatabilir, ahirete gidebiliriz. Hal böyle olunca bugün kaç kişi vefat etti? Bu hafta kaç kişi vefat etti? Bugün öğlen namazında, cumada, ikindide niceleri musalladan kaldırıldı, kıldırıldı, kaldırıldı, kabre gömüldü. Bu gece ilk geceleri melekler geldi, münker nekir geldi. Bunlar hep Allah'ımızın, Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem haberleri, muhbir-i sadık, dost doğru haber veren Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem beyanları bunlar. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. İnsan gömüldüğü zaman iki melek gelir, onu oturturlar. O bizim işte anladığımız manada dirilmek değil. Kısmi bir hayat. Ruh belden yukarısına giriyor. Ayaklanıp da kalkacak hali yok. Münker tanınmamış demek. Nekir hiç görülmemiş. Dünyada hiçbir korku filminde, hiçbir efendim tasavvurda, tekayülde öyle bir korkunç hal görülmemiş. Böyle iki melek gelir diyor. İnsana sorarlar, Rabbin kim? Şimdi insan da diyor ki çok kolay, Rabbim Allah'tır deriz. Ama işte o kadar kolay değil. Rabbim Allah demek o kadar kolay değil. Niye? Dünyada Rabbini tanımak lazım. Allah-u Teala'yı isimleriyle, sıfatlarıyla bilmek lazım. Böyle olursa Rabbimiz Tebareke ve Teala bize sebat verir, dilimize efendim cevap verme melekesi verir, korkumuzu giderir, vahşetimizi giderir, bize kabirde ünsiyet verir, salih amellerimizi yanımıza girdirir. Şimdi bu gece öğlene haberler ne lazım? Bu gece mezarda olana dizilerin finalleri ne lazım? Bunları iyi düşünmek lazım. Şimdi kendimizi kabirde saymamız lazım. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Kün fid dünya kendike garib ev abiru sebil ve udde nefseke min el kubur. Dünyada kendini garip gibi kabul et. Yani sanki uzaktasın, gurbettesin, kimsen yok. Neşelenebilir misin, gülebilir misin, eğlenebilir misin? Kimsesiz, sahipsiz vaziyette. Hüzünlü olursun, mahzun olursun. Ya da yoldan geçen gibi ol. Yoldan geçen adam, bir yerden geçerken bir adam uğradığı vakitte orada han yapayım, hamam yapayım, şu böyle bir derdi olur mu? Olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Mali velid dünya. Benim dünya ile ne işim olur? İnnemâ meseli ve meselü dünya. Benimle dünyanın meseli neye benzer? Kemeteli racülin kâde tehte zilli şeceratin fümme terakeha. Bir adam bir ağacın gölgesinin altında bir süreliğine oturdu, dinlendi, sonra bıraktı gitti. Bu budur. Dünya da budur. Ben de o adam gibiyim. Biz neyiz? Onun için dünyada yoldan geçen gibi ol. Her nefes bizi ölüme yaklaştırıyor. Her nefes. Ahirete yakınlaştırıyor bizi. Bu ölüm kaçınılmaz bir gerçek. Onun için ders alalım, ibret alalım. Rabbimizi tanıyalım. وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ الْقُبُورِ Kendini kabir ehlinden say. Ne demek kabir ehlinden say? Şimdi ölmüşsün, gömülmüşsün, defnolunmuşsun. Ondan sonra kabirde efendim sual cevap işte bitmiş. Ya azaptasın, ya nimettesin, ya cennet bahçesindesin, ya cehennem çukurundasın. Kendini böyle say. Bir insan şu anda kendini mezarda tek başına ıssız sessiz vaziyette, kimsesiz halde düşündüğü vakitte keyfedebilir mi?
Yatsı namazını kılmadan yatabilir mi? Bir vakit namazı terk edebilir mi? Onun için. Aman kardeşler, şimdi biz Rabbimizden bahsedeceğiz. Şu anda bu derslerimiz hep Allah'ımızla alakalıdır. İlk bölümlerde biz size itikatlardan bahsediyoruz. Bundan dolayıdır ki birbirinizi haberdar edin Allah için. Şu saatte, şu konuşmadan, şu konudan bize Rabbimizi tanıtan ilimlerden daha üstün ilim yok. Daha faziletli konu yok. Daha önemli, bizi ilgilendiren bir mesele yok. Şu saatte en mühim mesele bu. Herkes bunun başına kilitlensin. Birbirine Allah için mesajlarla, telefonlarla haberdar edin, ikaz edin. Lale Gül FM'den de bu yayın şimdi yapılıyor. Arabalarda kalanlar oluyor. Cuma trafiği 88.4'ten. Orada dinlenebilir. İnşallah çok istifadeler olsun. Ahir akıbetimiz hayır olsun. Kabirde suale cevapta Rabbim Allah'tır demek müyesser olsun, kolay olsun inşallah. Bunun böyle olması için şimdiden Rabbimizi tanımamız lazım. Şu anda tanımanın yerindeyiz. Burada tanımasak daha nerede tanıyacağız? Cehennemde, azap içerisinde Allah tanınır mı da? Niye sen Rabbini tanımıyorsun? Seni yoktan yaratan, yediren, içiren, bu kadar yağmurları yağdıran, her şeyi ona ait. Mülk onun, hükm onun, ferman onun, irade onun, kudret onun. Bizim elimizde ne var? Yaprak gibi sallanıyoruz öne bu yana ya. Rüzgarın savurduğu yapraklar gibiyiz ya. Tamam, hepten iradeyi cüz'iye inkar etmiyorum. Bizim de bir irademiz, kudretimiz, bir sebebiyetimiz, dahlimiz, tesirimiz var. Allah bize de bunu verdi ki mesul olalım diye. Öbür türlü de tabii eli titreyenin kendi haberi olmadan, kendi iradesi olmadan rastgele eli titreyenin hareketi gibi değil bizim hareketlerimiz. Elbette bir iradeyle şu anda şu elimi uzatıyorum. Ama ve lakin yaratan Allah olmasa Celle Celaluhu. Hiçbirimizin elinden bir şey gelmez. Onun için Rabbimize teslim olalım. Rabbimizi tanımaya gayret edelim. Allah Teala bu sohbetlerin bereketiyle cümlemizi Rabbim sıfatlarına agah ve vakıf eylesin. Şimdi biz size ne anlattık? Allah'ımızın sıfatları var. Sübuti sıfatları var. Zati sıfatları var. Sübuti sıfatları var. İzafi sıfatları var. Zati sıfatları kendi öz zatına ait. Bir yandan da tenzihi ve selbi sıfatlar. Yani ne demek? Allah'ın nelerden münezzeh olduğu, nelerden uzak olduğu, nelerin onun sahasına yakışmadığını, yaklaşamadığını beyan eden sıfatlar. Bunlar kaç tanedir dedikse? 6 tanedir. Vücud, kıdem, beka, vehdaniyet, muhalefetül havadis, kıyam bi nefsi. Bu bir derstir. Bu ders çok önemli bir derstir. Bunları bilmek lazım. Vücut, varlık demektir. Şimdi Türkçedeki vücut, yani insanın bedenine vücut deniyor. O demek değil. Bu Arapçadır. Vecededen geliyor. Vücut, var olmak demektir. Varlık Allah'a mahsus. Bu sıfatı anlattım geçen ders. Bunların tekrarlarını dinlemek lazım. Şu anda belki de efendim kaçıranlar olmuş olabilir. Cübbelahmethoca.tv'ye bunlar konacak. Geriden doğru flaşta yaptığımız programlar konacak ki irtibat kesilmesin. Geriden de merak edenler dinleyebilsin. İkinci sıfatı Rabbimizin kıdemdir. Kıdem evveli olmamak. Hiç geriye doğru ne kadar gitsen Allah'ın olmadığı bir zaman yok. Kadim. Ondan sonra beka. Bunları anlattığım için kısa geçiyorum. Üç sıfatı geçen ders beyan ettim. Beka, sonu olmamak. Hani baki diyoruz ya. Kullu men aleyha fan. Yerin üzerindeki her hepsi fanidir. Yok olacak, gidecek. Ve yebkâvecu rabbike. Rabbinin zatı baki kalacak. Her şey yok olduktan sonra da Rabbin var olarak varlığını sürdürecek ve daim kalacak. Bunlar hakkında bayağı bir izahat, malumat, ayetlerden istidlaller, deliller de verdim. Şimdi nereye geldik? Dördüncü sıfat. O da nedir? Vahdaniyet. Allah-u Teala Hazretlerinin birliği, bir olması. Şimdi vahdaniyet ne demek? Rabbimiz birdir. Bunun manası nereye geliyor? Ortağı yok anlamına geliyor. Rabbimizin bir olduğuna dair ne vardır? Efendim, Kul huvallahu ehad. İhlas-ı Şerif suresi vardır. Kur'an-ı Kerim'in en faziletli surelerindendir. Üç kere okunmak bir hatim yerine geçer. 50 kere okuyan 50 senelik günah affolur. Böyle faziletli, çok mübarek bir sure. İhlas-ı Şerif. Niçin İhlas dendi? Ali Haydar Efendi Hazretleri sorardı Mahmud Efendi Hazretlerimize. Evladım, bu surene niye İhlas dendi adına? Pek herkes cevap veremedi buna. Sonra kendi buyurdu ki sırf Allah'tan bahsediyor. Bir satırlık suredir. Rabbimizin tam bir tarifidir. Onun için sade Allah'tan bahsedin, ihlastan gelir. İhlas, halis kılmak, karışıksız yapmak anlamına gelir. Onun için İhlas-ı Şerif. Bunun manasını güzel bilmek lazım. Kul Habibim, söyle. Sana benden soruyorlar. Allah haşa
bakırdan mıdır, altından mıdır, gümüşten midir? Bizim putlarımız işte kimisi tahtadan, odundan, kimisi bakırdan, kurşundan. İşte cahil, müşrik, bir şey bilmiyor. Soruyorlar. Sen söyle ki huvallahu ehad. O sorduğunuz Allah birdir. Size birliği lazım. O bir maddeden değildir. Bütün maddeleri yaratan odur. Maddelerle ne işi olur? İşte bu kul huvallahu ehad, Allah birdir. Ayet-i kerimesiyle ne oluyor? Allah'ın vahdaniyeti, birliği sabit olmuş oluyor. Bu sıfatla muttasıf olmak, yani Allah-u Teala'nın bir olmasının iki türlü anlaşılması gerekiyor. Bir tanesi nefyül inkısamdır. Yani bölünmeyi, tecezziyi kabul etmez. Allah-u Teala cüzlere ayrılan, cüzlerden oluşmuş bir kül, bir bütün değildir. Haşa, Rabbimizde terkip yoktur. Bakın biz cüzlere ayrılabilen bir varlığız. Hangi maddeyi ele alırsanız, atoma gidiyorsunuz, atom da şimdi bölünmüş, onu da bölebiliyorsunuz, gittikçe gidiyorsunuz. Yani her şeyin cüzleri vardır, her varlık eczadan mürekkeptir, yani bir takım parçalardan müteşekkildir. Ama Allah'ımızda ne yoktur? İnkısam yoktur, bölünme yoktur, tecezzi yoktur, cüzleşme yoktur. Cüzleşme olmadığına göre bir bütünlük de yoktur. Yani cüzlerden toplanan bir bütün, bir kül, bu da Rabbimiz hakkında beyan edilemez. Allah-u Teala bir, tek. Demek ki bu tekliği nasıl anlıyoruz? Bölünme mefhumu yok. Bunu anlıyoruz. İkinci manada nasıl anlıyoruz? Nefüs şebi, benzeri yok. Çünkü bir olduğu zaman eşi olmaz, benzeri olmaz. Leyse kemisli şey, Allah'ın benzeri yoktur. Hiçbir varlık onun benzeri olamaz. Ayet-i kerimesinde Rabbim beyan ediyor. Ondan sonra yine kulü Allah hadi devam et dersek velem yekullu kufuven ehad. Allah'ın dengi, şebi, naziri, eşi benzeri yoktur. Bu manada Allah'ımız bir. Birdir ol. Efendim, birliğinde şek yokturur. Gerçi yanlış söyleyenler çok durur. Çok yanlış söyleyen olabilir. Efendim, Allah hakkında ileri geri konuşan olabilir. Celle şanuhu, celle celaluhu. Rabbimize noksan sıfatlar isnat eden olabilir. Arızi, bizlere mahsus olan, havadis, sonradan hadis olan varlıkların sıfatlarından Rabbimize isnat edenler olabilir. Aman bunlardan kendimizi koruyalım. Bu bozuk itikatlardan kendimizi koruyalım. Rabbimizin dördüncü zati sıfatı neymiş? Vahdaniyet. Bir olmak. Tek. Bunu da böyle anladıktan sonra. Geçtik beşinci sıfata ki bu sohbette bu altı sıfatı bitirmiş olalım. Ne kadar büyük irfan oluyor. Ne büyük marifet oluyor. Rabbimizi bilmekten büyük işi var mıdır? Bu dünyaya geliş gayemiz budur. Bu dünya marifetullah mektebidir. Allah'ı bilmenin bulmanın tam yeridir. Bu dünya yemek içmek, uyumak, keyif etmek, evlenmek, doğmak, doğurmak bakımından beş para etmez. Bunların hepsi sıkıntılarla doludur, belalarla efendim kaynıyor dünya. Hangi zevkte efendim keder yok? Hangi rahatlığın sonunda sıkıntı yok? Hangi sıhhatten sonra hastalık yok? Hangi neşeden, neşattan sonra yorulmak yok? Hangi birleşmeden, vusletten sonra firak yok, ayrılık yok? Şu dünyanın nesi halistir? Soruyorum size Allah aşkına. Ben kedersiz, sıkıntısız, dertsiz, tasasız bir hayat yaşadım, yaşıyorum diyen var mıdır? Derdim yok diyen var mıdır? Ama birisi sana derse ki derdim yok, sen de ona dersin ki ne mutlu sana aklın yok. Çünkü akılsızların derdi olmaz. Tasası, kederi olmaz. Onlar için dünya, efendim, kral da odur, padişah da odur, hepsi odur. Asar keser. Bakırköy'deki hastalar, Allah onlara da acil şifa versin. Onlar da değişik değişik cins cins hastalar var. Ama bazıları var ki hepten uçmuş yani. Bu adamda sıkıntı olur mu şimdi? Olmaz. O filozof gibi ahkam keser. Onun için derdim yok diyene aklın yok demek lazım. Bir insan akıllı olup da dertsiz nasıl olabilir? Mesuliyetsiz, sorumluluksuz nasıl olabilir? Hal böyle olunca bu dünya şu keyifler bakımından, deminden beri saydığım konular bakımından beş para etmez. Ancak Allah'ı bilme, tanıma, iman etme, tasdik etme, manevi huzura erme, ahiretin tedarikini görme, ahirete hazır gitme ve yarın cennete girecek malzemeyle beraber sonsuz nimetlere. Ya böyle bir hayat var önümüzde, ahiret var. Bunda şüphe yok kardeşim. Ahiret sonsuz bir hayat, ölümsüz bir hayat. Bunu Allah'ımız söylüyor, Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. Ahirette ölmek var dese insan kafir olur.
cennetten cehennemden sonu var cennetin cehennem dese kafir olur. Kur'an-ı Kerim halidine fiyâ ebede hep sonsuzlukla vasfediyor. Hem hulut vasfı koyuyor hem ebediyet vasfı koyuyor. Hulut zaten ebedilik, bir de ebede ile tekit buyuruyor. Şurada 50-60-70 senelik hayat bazı bitsin gitsin diyoruz ya. Bir imanla ölen Müslüman kardeşimizin mezarına gittiğimiz zaman ahir zamanda beyan edildiği üzere ya leyteni küntü mekânehu, keşke bunun yerinde ben olsaydım. İmanımı kurtaracak mıyım belli değil. Her gün dünyada fitneler çıkıyor, kargaşalar çıkıyor, her gün hadiseler, olaylar çıkıyor. Birkaç sene evvel sağlam olan şimdi sakat oluyor. İtikadı düzgün olan adam şimdi itikadı bozuluyor. Efendim ayet hakkında, hadis hakkında, İslam'ın hükümleri hakkında ileri geri konuşmaya başlıyor. Bu kadar hocalar, ilahiyattan profesörler, doçentler, bunlar birkaç seneler evvel düzgün itikattayken şimdi ne kadar ehli sünnet dışı, hatta din dışı fikirlere, diyaloglara, bilmem nelere, Yahudi Hristiyanların cennete gireceğini iddia edecek kadar uç efendim din dışı görüşlere sahip oluyor. Bunları gördüğü zaman insan şaşırıyor, kalıyor ya. Ya Rabbi kalplerimizi kaydırma. İmanlarımızı bizim elimizden alma. Ya Rabbi bizi hidayete erdirdikten sonra bizi şaşırtma. Şu kardeşim ne kadar imanla gitti. Müslüman olarak ehl-i sünnet itikadıyla öldü, ben şahidim. Keşke şimdi onun yerinde ben yatsaydım diyecek. Ahir zamanda bir Müslüman. Hadis-i şerif de böyle beyan ediyor. Şimdi o zamana geldik ya. Ben kaç defa öyle haller başıma geliyor ki ölmeyi temenni ediyorum. İman selametiyle ölsem de bir şey istemem diyorum. Onun için kardeşler işimiz zor. Bir yandan dünyayı kazanacağız. Bir yandan ahireti kazanacağız. Eğlenmeye vaktimiz yok. Keyif yapmaya vaktimiz yok. Daha Allah'ı tanımıyoruz ya. Daha Rabbimizin sıfatlarını bilmiyoruz. Allah hakkındaki bir soruya cevap verecek durumda değiliz. Hala ondan sonra evlenmeye yer arıyoruz. Evleniyoruz, doğuruyoruz. Bizden gelen çocuktan ne hayır gelir ya? Kendimiz Rabbimizin sıfatlarını bilmiyoruz. Her şey para mıdır? Her şey yemek midir? Allah aşkına midemizin, karnımızın kulu olmayalım ya. Rabbimizin kulu olalım ya. Şu midemizi, karnımızı, menfaatimizi, karımızı düşündüğümüz kadar biraz da bizi yaradan, yaşatan Allah var. Onun ismi var, sıfatı var. Ben ne cahil adamım, ne gafil adamım. Bunu böyle demek lazım ya. Bu dersleri onun için yapıyoruz kardeşim. Biz de burada iyi yapabiliriz ya. Ama ciddi konular var. Bak bizi yaratan Allah'ın sıfatlarından bahsedilen konular var. Bu başka bir şeyle değiştirilir mi? Bu saksılarla değiştirilir mi ya? Çelik çomak oyunlarla değiştirilir mi bu? Yani şu ekranlarda, şu televizyonlarda ne programlar var Allah aşkına? Fındık kabuğu doldurur mu ya? Yarın ahirette bir karla götürür mü insanı? Şimdi Allah senden yüz mü çevirmiş, yoksa Rabbim sana yönelmiş mi, tecelli mi ediyor? Bunun alameti nedir? Bunu neyle anlayabiliriz? Sana bir hadis-i şerif okuyayım. Kendini, efendim, ölçünü, ayarını yap. Alâmetü i'râdillâhi teâlâ. Anil abdi, iştigâlihû bimâ lâ yani. Allah'ın bir kulundan yüz çevirdiğinin alameti nedir? O kulun dünyasına ve ahiretine yaramayan işlerle uğraşmasıdır. Şimdi bir yaptığın iş ya dünyana yarayacak, helalından rızkına temindir, uyumak gibi istirahattir, yemek gibi vücuduna kuvvettir, bunlar dünyana yarar. Dolayısıyla ahiretine de yarar. Yiyemezsen namaz kılamazsın, uyumazsan sabah namazda kalkamazsın. Ha. Ama öyle işler var ki şimdi, diziler, filmler, yarışmalar, bir şeyler. Eğlenceler, eğlence. Adı üstünde, eğlenen yolda kalır. Efendim, yürüyen varır, maksadına ulaşır. Eğlenen yolda kalır. Bu dünya eğlenme yeri değil. Ahirette ebedi zevkler var. İnanın Allah için. Biz sizi kandırmıyoruz be kardeşlerim ya. Ya ölmemek elimizde değil, dirilmemek de elimizde olmayacak. Kalk dedikleri vakit kalkacağız. Bu dünyaya kendi isteğimizle gelmedik. Birden kendimizi burada bulduk. Şimdi bize tebliğ geldi, bu imtihanlar bize ulaştı. Mesulüz, mükellefiz. Allah aşkına sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi. Dolanmayalım ya. Yani yaptığım bir iş ya dünyaya yarasın ya ahirete. Şu saatte, şu programda bak ne kadar ilimler, ne kadar fıkıhlar. Şimdi bir sual cevaplar başlayacak. İnsanların ne kadar meseleleri var. Bu meseleler sizin de başınızda. Birçoğunuzu alakadar eden konular, sorular sorulacak. İşte bu ahiretine yarar. Dünyana da yarayan konu geçer burada. O halde sen neredesin? Sen ne haldesin? Ne dünyana yarar, ne ahirete yarar işlerdesin. O zaman anla ki Rabbin senden yüz çevirmiştir. Rabbin sana yönelmiyor. Rabbin senden razı değil. Bu eğlence işleri kadar Allah-u Teala'nın kızdığı bir şey yok. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la yani. Bir kişinin güzel Müslüman olduğunun delili dünya ahiretine yararsız işleri bırakmasıdır.
Bir insan yararsız işler, hiçbir şeyine yaramayan programlarla vakit geçiriyorsa güzel Müslüman değildir diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah için. Bakın şu sıfatları güzel belleyin. Şimdi Rabbimizin vahdaniyet sıfatını efendim beyan ettik. Ondan sonra ne geliyor? Rabbimizin sıfatlarından beşincisi muhalefetül lil havadis, sonradan yaratılanlara hiçbir bakımdan benzememek. Sonradan yaratılan kim? Allah'tan gayri her şey sonradan yaratılmış. Allah'tan gayri her şey. Arşta, kürsüde, cennette, cehennemde, peygamberler de, melekler de hepsi sonradan yaratılmış. Buna çok dikkat edelim. Çünkü bazı filozoflar, hatta İbn Sina ve Farabi'de bile bu sıkıntı var. Ne diyorlar? İmam-ı Gazali Hüccetül İslam bunu açıklıyor. İmam-ı Rabbani Mektubat'ta beyan ediyor. Bu alemin kendisi bu şekilde ezeli değilmiş ama neve olarak yani ham madde olarak işte duman halinde, yok buhar halinde, yok şu halinde geriye doğru bunun aslı varmış. Bu insanı kafir edecek bir görüştür. Çok tehlikeli bir görüştür. Çünkü neden? Allah'tan gayri her şey sonradan yaratılmıştır. Sen eğer bunlara bir türde olsa kıdem yani ezelilik yani evveli olmaması ispat edersen o noktada Allah'a onları ortak etmiş olursun, şirktir. Bunlara çok dikkat edin. Bu işler felsefeyle olmaz bu işler. Bu işler ayetle hadisle olacak bu işler. Bak Rabbimizin sıfatı nedir? Adamlar ne kadar akıl, mantık, felsefe yürütüp ciltler dolusu kitaplar ezberleyip yutup tarihe atlarını geçirmişler. Ama Allah'ın bir sıfatında takılmışlar. Siz de onun için buralarda tökezlenenlerden olmayın. Buralar ayakların kaydığı noktalardır. Rabbim sonradan yaratılanların hiçbirine benzemez. Onlara her bakımdan muhaliftir. Peki bu ne anlama gelir? Efendim, zatı itibariyle Rabbimiz zatı gibi zat yok. Ondan sonra sıfatları itibariyle sıfatları gibi sıfat yok. Hepsinden farklıdır. Hiçbir şeyi ona benzetemez. Eğer Allah'a bir şeyi benzettiğin anda kafir olursun. Hiçbir şeye benzemediğinin delili nedir? İşte Şura suresinin efendim 11. ayet-i kerimesi ne geçiyor? Leyseke misli şey, Allah'ın misli, benzeri, dengi yoktur. Bütün tekayyüllerin, hayal gücünü ne kadar zorlarsan zorla, hepsinin ötesindedir. Allah-u Teala kül değil, yani bir bütün değil, cüz değil, bir parça değil, cisim değil. Yani bizim anladığımız manada. Araz değil. Cisim kendi başına duran. Araz bu renkler gibi falan illa bir şeyle duran. Onlardan hiçbiri değildir. Bunların hepsi hadistir. Yani sonradandır. Sonradan yaratıldığına göre Allah-u Teala bunların mahalli olmaktan da beridir. Ne demek? Hiçbir hadis de ona yerleşemez. Hulul edemez. Nüfuz edemez. Mesela biz sonradanız. Üzerimizdeki renkler sonradan, şekiller sonra, hepsi sonradan. Kendimiz diyelim cisimiz. Ondan sonra üzerimizde dünya kadar araz var. Hani kendimiz kendi başımıza hani durabiliyoruz ama ona göre işte güzellik mefhumu, çirkinlik mefhumu, efendim işte esmerlik, beyazlık bilmem bunlar hep araz olan şeyler. Çünkü ona göre bir altyapısı, bir beden, bir kalıp olacak ki o kalıbın üstünde renkler konuşulacak, şekiller konuşulacak, vasıflar konuşulacak. Rabbimiz hadise, hadis olan, sonradan olan şeylere mahal olmaz. Hiçbir hadis de ona mahal olamaz. Allah-u Teala Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu evet, kullarına yakındır. Şah damarlarını ve nehnu ekrabu ileyhi min hablil verid. Biz kulumuza şah damarından yakınız buyuruyor. Bununla birlikte bu yakınlık ne değildir? Mesafe yakınlığı değildir, mekan yakınlığı değildir. Bizle bu noktada da bir alakası yoktur. Peki, bir sıfatı daha kaldı Rabbimizin. O da nedir? Kıyam bi nefsi. Kıyam bi nefsi ne demek? Kendi zatıyla var olabilmektir. Kendi zatıyla vardır, onun için hayatının devamı yani varlığının devamı da kendindendir. Bizimki Rabbimizdendir. İstediğimi alıyor. Bak adam ölüyor. Ama Rabbimiz Allahu Samet. Yine kulü Allah. Samet ne demektir? Herkesin varlığı da ona muhtaç. Var olması da ona muhtaç. Varlığını sürdürebilmesi de ona muhtaç. Rabbimizin varlığı da kimseye muhtaç değil. Varlığının bekası da devamı da kimseye muhtaç değil. İnnallâhe leganiyyun anil âlemîn. Allah ki yaratıkların hepsinden ganidir ve müstağnidir. Yani hiçbir şeye ihtiyacı olmayan tek varlıktır. Her şey muhtaçtır. O muhtaç değildir. Evet. Yani varlığı için bir yere muhtaç değil. Biz mesela bak şimdi burada oturuyorum. Burada stüdyoya geldim. Burası bir mahaldir. Bir mahal olmadan ben düşünülemem. İlla ben bir yerdeyim. Bir boşluk dolduracağım yani. Hepiniz öylesiniz. Hal böyle olunca mekana muhtaç değildir. Herhangi bir şey muhtaç değildir. Ama bütün yaratıklar
var olmak için de, varlıklarını sürdürebilmek için de mahalle muhtaçtır, zamana muhtaçtır, mekana muhtaçtır. Evet. Allah-u Teala hiçbir şey icat etmemiş. Onun varlığı kendinden olduğu için. Ama bizi yaratan Allah. Onu yaratan yok. Onun varlığı kendinden olduğu için kıyam bir nefsi. Ne demek? Varlığı için başkasına muhtaç olmamak. Şimdi bu altı sıfat selbidir dedim, tenzihidir dedim. Bununla beraber ortadan kalkanlar var. Bu altı sıfatla ne kalktı? Varlık neyi kaldırdı? Yokluğu kaldırdı. Evet, kıdem neyi kaldırdı? Varlığının başlangıcı olma vasfını kaldırdı. Efendim, beka neyi kaldırdı? Varlığının sonu olma vasfını kaldırdı. Evet, vahdaniyet bir olma neyi kaldırdı? Ortağı bulunma vasfını kaldırdı. Muhalefetül havadis, sonradan yaratılanlara benzememek neyi kaldırdı? Yaratılanlara benzemeyi kaldırdı. Kıyam bir nefsi, kendi başına durabilmek neyi kaldırdı? Varlığı için başkasına muhtaç olma vasfını kaldırdı. Onun için Rabbimiz bütün bu sıfatlardan münezzehtir. Efendim böylece ezberliyoruz. Nasıl ezberliyoruz? Allah'ımızın zati sıfatları altıdır. Vücut var olmak, kıdem evveli olmamak, beka sonu olmamak, vahdaniyet tek olmak, muhalefetül havadis, sonradan yaratılanlara hiçbir bakımdan benzememek, kıyam bir nefsi kendi başına var olmak ve durabilmek. Allah'ın bu sıfatlarla kendisini tanıyan, bu iman ile ölüp çene kapayan, ahirette de bu iman ile kalkıp huzuruna kavuşan bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Şimdi bir reklama geçiliyor. Ahmet Hoca ile devam ediyoruz. Sizden gelen çok sayıda sorular var. Tabii gündem ve bizim hazırladığımız sorular da var. Bu gece gerçekten çok ilginç konu başlıklarını paylaşacağız. Ve o ilginç konu başlıklarımızdan bir tanesini hemen söyleyelim. Geçen altyazılarda da görmüş olabilirsiniz. Eşcinsellik ve transseksüellik konusu var. Bu konuda sorulan sorular var. Ve bir de öte yandan Türk televizyonlarında ilk kez bir önceki hafta ATV'de yayınlanan bir dizide, Osman Sınav'ın dizisinde, Kılıç Günü dizisinde bir sahne televizyonda ilk kez bir televizyon dizisinde sergilendi. Oradan yola çıkarak eşcinsellik bir hastalık mıdır yoksa bir cinsel tercih midir sorusu var ama tabii cuma namazı konusu var, zuhru ahir namazı konusu var. Abdestli ayaklar yıkanmalı mı yıkanmamalı mı, bu konuda farklı görüşler var. Özellikle de Süleyman Ateş Hoca'nın, eski Diyanet İşleri Başkanı'nın görüşleri var ama biz önce izleyicilerimizden gelen soruları hocamızla paylaşalım istiyoruz. Çok sayıda soru var, hala da gelmeye devam ediyor. Ben sırayla sorayım hocam size. Buyurun. Ve bazı sorular var ki mesela geçtiğimiz hafta, bir önceki hafta size sorulmuş ve siz cevap vermişsiniz. Ancak demek ki izleyicimiz her programı her zaman izleyemiyorlar. İzleyemiyor. Bir de işin o tarafı var. Tekrarda da fayda var. Evet. Nedir o, bir tekerleme vardır. Tekrar o ahsen velevkâne 180 de derler. Evet. Şimdi soru şöyle hocam. Ben bir türlü dua ezberleyemiyorum demiş bir izleyicimiz. İnancım çok yüksek ama bir türlü İslami girişimde bulunamıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim demiş. Tabii çok yüksek bir inanç, İslami girişimde bulunamama hali falan biraz çelişkili bir durum değil mi? Yani şimdi ezberleyemiyorum derken bir hafıza şeyi, benden yardım isteyenler ya dua öğret bize. Ya efendim bir formül söyle. Var mı böyle bir formül? Yani hafızayı yani kuvvetlenen için var. Tabii hafıza için Kur'an-ı Kerim'de Huzmine'l Kur'an maşi telimaçete. Kur'an'dan diyor dilediğini dilediğine al. Yani dilediğin ayeti dilediğin iş için kullan. Çünkü Kur'an-ı Kerim öyle bir acayip bir şey ki geçmiş peygamberlerle ilgili bir şeydir ama buraya mesela fefehemna Süleyman. Bir mesele var, fetva müşkil. Davud Aleyhisselam babası olduğu halde yanlış fetva verdi orada. Süleyman Aleyhisselam çocuktu, kapıda oynuyordu. Fetvayı soranlar dışarı çıktılar. Uzun bir mesele ama o çocukken onları çağırdı. Ne yaptınız dedi. Babana bir soru sordu. Ne sordunuz? Şunu sordunuz. Ne dedi? Şunu dedi. Yanlış demiş dedi. Ve cevap verdi. Allah Teala Kur'an'da diyor ki fefehemna Süleyman. Biz onu Süleyman'a anlattık. O konuyu bir Süleyman'a, yani anlayışını geliştirdik diyor. Fehimden gelir fehemna. Yani bir ilham. Bir ilham. Kalbine bir ilham. İlham verdi. O zaman ne oldu? Bu ayeti şimdi hafıza açmak için kullanıyoruz. Biz onu Süleyman'a anlattık. Ne olacak? Bu kulda bunu okuduğu vakitte virt halinde bunu efendim zihni açılır. Virt ne demek bilmiyorum. Virt yani tekrar edilecek vazife. Günde 3 kere ve her gün şu kadar. Onu soracağım. Orada sayılar devreye giriyor galiba. Sayı da devreye. Sayısı var mı? Sayı da mesela var mı? Ben şimdi buradan çörek otu
mucizesi. Bu çölek otu deyip geçmesinler. Bunda kitap, yani 40-50 tane kitabım var. Belki 10 binlerce sayfa yazım var. Ama şu kitaptaki toplanan bir yerde toplanmamış. Yani başka bir kitap bu kadar konu geçmiyor. Burada mesela şey söylüyor. Çörek otuyla ilgili bir terkip söyledikten sonra burada yüzlerce mesele var ama zihin canlılığı, hafıza çabukluğu ve zeka artışı diye bir madde var 59. sayfada. Ha diyor, nane kaynatılıp balla tatlandırılır, içerisinde bir kaşık çörek otu yağı, varsa bir kaşık yeşil fıstık yağı konularak çay kahve yerine içilir. Şimdi bu bir terkiptir. Bu terkibi yapsınlar mesela. Ama bu arada zikirle meşgul olmaya, çokça Kur'an okumaya devam edilmelidir. Ama nedir? 10 kere, her gün 10 kere. Enbiya suresinin 79. ayet-i kerimesiyle birlikte aşağıda zikredilecek duanın okunması, kuvvetli bir hafıza kazanılması için denenmiştir. Bunlara bizim tabirde mücerrebat deniyor. Mücerrebat, ulemanın evli, yani bu usta dolu eser var bende. İmam Senusi'nin var, İmam Ahmet Direbi'nin var. Bunlar denenmiş şeyler. Hepsi denemişler bunu. Ve hak bulduk diyorlar. Dolayısıyla burada 60. sayfada mesela Euzü Besmele ile bu 10 kere okunacak. O zaman Hazreti Ali'den, hafızasının azlığından, yani ezberinin güçsüzlüğünden şikayet edene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı öğrettiriyor. Bak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Ben burada kaynaklarını yazdım. Ondan sonra şunu okusun. Bu 62. sayfede. Ve bir istiğfar var mesela. Bunu ben de denedim. Her namazdan sonra, bir sabah namazından sonra 3 kere bu. Zarir-i Antaki vardır meşhur. Tezkiresinde de gördüm. Ben bunu denedim. Ben buna devam ediyorum. Epey bir 20 seneden fazla. Bana diyorlar işte sen şeker hastasısın. Hafızan gitmesi lazım. Bu kadar zikzaklısın. Her yerin tıkanmış. Ama kafada pek bir eksiklik yok diyorlar. Ha şimdi burada biraz maneviyat lazım, zikir lazım yani. Allah'tan istemek lazım. Ha bu istiğfar mesela 63. sayfede. Bir de ne diyor tabii? Sadece zeka değil, bizim millet paraya da düşkün. Zekasının, ilminin ve malının artmasını ve unutkanlıktan kurtulmayı arzu eden her sabah namazından sonra şu istiğfarı ihlas ile yapsın. E tabii burada da sabah namazı kılmak devreye giriyor tabii. Yani sabah namazı kılmayanın da bu durumu olmaz. Söz konusu burada çörek otu mucizesinden efendim 59. sayfeden 64. sayfa arasında 4 tane terkip en azından vardır. Hem yemeli içmeli vardır, çay kahve vardır. Hem efendim ayet hadis vardır. İnşallah kardeşimize bize dua deriz. Ve bunda biraz da ısrar etmek gerekecek. Virt diyorsunuz yani. Yani devam etmek lazım. Tekrar etmek, devam etmek lazım. Bir de mühim olan diyor ki unutkanlık isyandan gelir. İsyan nisyandan gelir diyor. Koca İmam Şafii diyor şekevtü ilave ki yani suya hıfzı. Hocama diyor şikayet ettim hafızam bozuk diye. Koca İmam Şafii her şeyi yutmuş mezhep sahibi. O bile kendine göre. Çünkü onlar unutkanlık nedir diye sorarlarmış birbirine. Ya unutuyorlarmış bazıları bir şeyler. Nasıl unutuyorlarmış acaba falan. Yani bu, unutmak kavramını bilmiyorlar. Kavramını bilmiyorlar. Zaten onun için müçtehitlik falan. Yani milyonlarca insanın adı var, sıfatı var, hali tarihçesi var. Şu anda bir kütüphanelik kitap onların hafızasında. O da diyor ferşeden ila terkil mazi. Dedi bana ki günahları bırak. Koca İmam Şafii'ye diyor hocası. Günah yapma unutmasın. Fakat innel ilme nurun nurullah la teala. İlim Allah'ın nurudur. Bu nur asilere bahşedilmez. Yani günah nispetinde hafıza bozulur. Bir de bunun mezar taşı okumak. Efendim aslı var mıdır onun? Vardır efendim. Mezar taşı okumak. Peki o zaman eksi yemek. Mezar taşlarının üzerine niye yazılar? Yazarlar acayip latifeler şey. Ben bile işte bazen hikmetli olunca not bile alıyoruz bazı mezarlardan ama eski mezarlardan. Mezar taşı okumak. Ekşi yemek, ondan sonra efendim limon haricinde, limon haricindeki bütün ekşiler, ondan sonra hamamda bevletmek, idrar yapmak, yani yıkandığın yerde idrar yapmak gibi alimler meseleler zikrediyor, unutkanlık sebeplerindendir. Peki bu söylediklerinizin kaynakları var kuşkusuz. Tabii bunlar hikmet kitaplarında, tıp kitaplarında, hikmet kitaplarında, ondan sonra talim mütalim gibi talebelere yönelik kitaplarda var bunlar. Evet. Şimdi bir başka izleyicimiz de camide tabure ile namaz kılmak uygun mudur? Onu geçen hafta demiş. Uzun bir şey anlattım. Evet. Mümkünse en mümkün olan yere yakınlığıdır. Çünkü secde yere yapılıyor. Yani ayakların müsaade ettiği kadar. Bu kadar yere oturup ayaklarını kıbleye uzatarak. Ay son senelerde çok tabure cuma namazlarında mesela çok daha yaygın. Diziyorlar böyle sırayla. Onlar da artık bir saf olacak kadar fazlalaştı. Valla yani belki de iki saf olacak kadar fazlalaştı. Yani herkesin kendine yani özgü sandalyesi var. Yani mümkünse tabure kullanmayıp yere oturmak. Kolaycılık da kolaycılık. Var işin içerisinde ama acaba. Kalkabiliyorsa, oturabiliyorsa, biri kaldıranı varsa yere oturup yere yakın olması eftaldir. Taburede de otursa fakat zaten secde yapamıyorsa ayak ve rükû kalkıyor ondan. Yani
Bundan çok teşekkür ettiler bana geçen. Biz bilmiyorduk dediler. Hanefi mezhebinde böyledir. Yani ben ayakta durabiliyorum, durayım. Rükuda eğilebiliyorum, eğileyim. Sonra secdeye gideceğim zaman tabureye oturayım, ima yapayım. Bu sefer Hanefi mezhebi bunu uygun görmüyor. Diyor ki sen secde yapamıyorsan namazın asıl rüknü secdedir. Secde düştükten sonra kıyam rükuda düşmüştür. O halde oturursun ima ile. Kıyamda düz duruyorsun başınla. Rükuda biraz eğiyorsun şöyle az. Beden hareket etmiyor. Secdede biraz daha yiyorsun. Böyle kalkıp taburanın üstüne yapışırlar. Karşıdaki koltuğa secde ediyorlar uçakta falan. İma baş hareketi demektir. Dolayısıyla vücut hiç oynamamalıdır. İmanın kıyamı şudur, rükû şudur, secdesi budur. Ama sadece baş hareketi. Beden hiç kıpırdayamaz. Zaten başını oynatamayandan namaz sakıt olur, düşer. Başını oynatamayan mesul değildir. İyileşirse kaza eder, iyileşmezse Allah sormaz. Gözle falan namaz yoktur. Ama secde yapamayan için de kıyam rükû yoktur. Ama diğer mezheplerde var. Bazıları içime sinmiyor diyor. Ayakta durabiliyorum. Yine mi kendimi rahatlatıyorum diyor. Nasıl kıyam yaptım. Bir de rükû yaptım. Ona da madem öyle hani aslı öbürüdür. Ama yapıyorsa da namazı bozulmaz. Tabii ki secdeye eğildiği vakitte. Yalnız şu sıkıntı var orada da. Hanefiler çok ince iştir. Hanefi mezhebi. Diyor ki rükûda diyor bu kadar eğiliyor diyor. Secdeye geldi mi oturup diyor ima ediyor diyor. Bu sefer rükû secdesinden aşağı gitti diyor. Hanefi de yani incelik düşünüyor burada yani. Onun için bir şey deniyorsa mezhepte ona uymak lazım. Öyle içime sinmiyor, minmiyor. Benim bir nenem vardı. Allah rahmet etsin. Sefere çıktık memlekete Göreli'ye gidiyoruz. Yolda dört kılıyor. Ya nene diyorum ikiye düştü farzlar. Hanefi mezhebinde mecburidir. Seferde dört kılsan batıldır. Yani namazın olmaz. Şafii'de azimet ruhsat farkı var. Hanefi'de mecburidir. Uşağım dedi içime sinmiyor dedi iki kılmak dedi. Ya nene bu içine sinmekten olacak. Bu din meselesidir. İçime sinmiyor. Yani din aslında olmaz. Belki bir ayrı bölümde böyle çok konu biriktirdik ileriye doğru attık ama bu mezhepler konusunu yani ameli mezhepler konusunu konuşmak lazım. E tabi o soruya göre açar bizi. Çok tartışmaya hassasken, yol açan bir evet. Şeydir konudur. Şimdi bir izleyicimiz de şöyle demiş. Kulun kula secde etmesini isteseydim, kadının kocasına secde etmesini isterdim tırnak içerisinde diye bir hadis-i şeriften söz edilir. Doğru mudur? Doğrudur. Hadis-i böyle bir hadis sahihtir. Var mıdır? Sahihtir. Sahih midir? Sahihtir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir deve geldi, deve şikayetçi geldi sahibinden şikayet etmeye. Sonra Efendimiz sahibini de çağırdı. Dedi ki bak bu diyor ki beni küçükken aldılar, bu kadar hizmet ettirdiler. Şimdi yaşlandım diye beni kesmek istiyorlar. Diye şikayeti var. Öyle midir? Adam dedi öyledir. Ya Resulallah dedi ama sana bağışladım bu deve. Efendimiz onu salıverdi. Madem ölene kadar yesin içsin çöllerde dolaşsın. O vakit deve ayrılırken huzuruna kapanarak yere eğildi öyle ayrıldı. Sahabe bunu görünce ya Resulallah hayvanlar sana secde ediyor. Ağaçlar secde ediyor. Bunlar hep sahih hadislerde var. O zaman biz akıllı insanlarız. Bize izin versen de bize daha yakışır bu secde etmek. Eski ümmetlerde de selamlama secdesi manasında, tahiyye. Selamlama anlamında padişahların yanına girildiğinde, hatta bu işten çok olay da çıkmıştır tarihte. Eğilmeyenlere karşı sen niye secde yapmadın padişahın zorunda falan. O zaman Kainatın Efendisi buyurdu ki, لَا اَنْبَغِي لِا اَحَدٍ اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ. Kimsenin kimseye secde etmesi caiz değildir ve gerekmez ve layık değildir. وَلَوْ اَمَرْتُ اَحَدٍ اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْءَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. Bir kişinin diğer bir mahluka secde etmesini emredecek olsaydım elbette kadına, kocasına secde etmesini emrederdim. Ama bu caiz değildir. Burada ne anlatılmak isteniyor? Kadın kocasına tapacak haşa. Böyle bir şey yok. Allah'tan gayrına ibadet de caiz değil. Secde de caiz değil. Hatta kulluk manasında secde yapan kafir olur. Kocasına da secde yapsa kafir olur. Kime yaparsa yapsın kafir olur. İbadet manasında yaparsa. Bundan dolayı burada ne anlatılmak isteniyor? Kocanın hanımı üzerindeki hakkının büyüklüğüne. Hayır, ibadet dışında secde hali söz konusu olabilir mi ki? İbadet dışında tahiyye secdesi deniyor buna. Selamlama secdesine kafir demiyoruz. Caiz değildir. Caiz değildir ama bazı yerlerde yapıyorlar. Hindistan'da bazı mezhepler de var. Hayır, koskoca peygamber kendisine ya secdeyi engellemiş. Bazı krallar bunu adet haline evet. Getirmiş. O Ekberşah dönemleri İmam-ı Rabbani zamanında falan. Bu secde İmam Rabbani bunun üzerine çok duruyor. İşte tabii secde de yapmadı onun yanına girince falan oradan olaylar çıktı falan. Hapislere düştü mübarek. Yani burada bu bir bürokrasi gibi yani bir güç nüfuzu saltanatının geçerliliğinin göstergesi gibi yapmışlar bunu. Bu durumda zaten
canından, tehlikeden korkup yapsa o zaten mazurdur. Allah ona mesul etmez. Bir yerini kıracaklarsa, işkence varsa zaten caizdir. Elfaz-ı küfür bile caiz oluyor ruhsat olarak o noktada. Ama bu, öbür noktada da bu secde, biz burada ayırıyoruz. Peki, İbadet secdesi kafir eder. Tehdit olmasa da çıkarının zedelenmesi söz konusu olsa, yani çıkarımı devam ettireyim diye zamanda, o tazim, o saygıyı gösterse. O zaman da tazim saygı niyetindeyse kafir olmaz. İbadet niyetindeyse kafir olur. Kulluk için, ancak kulluk adamı kafir eder. Kulluk için secde ederse. Geri kalan yalakalık, bilmem ne, yağcılık, dalkavukluk adamı kafir etmez. Ama, günahkar eder. Ha. Günahkar. Yani onun altını çizmek tabii lazım. Tabii günahkar, günahkar eder. Günahkar eder. Yalnız burada tabii erkekler eskiden parayı sırf onlar kazanıyordu. Helal kazanmak çok zor. Şimdi daha da zorlaştı. Milletin canı çıkıyor. Şimdi biraz ben diyorum ki bu hanımı da çalışıp eve yarı yarıya katkıda olanların bu kocanın hakları hakkındaki hadislerden yarı yarıya tenzilat yapıyorum ben. Yani çünkü burada çok önemli bir mesele var. Erkek kadın hep evde durup rahat rahat oturup konu komşu ziyaret edip okuyup kılıp zikredip çoluk çocuk büyütüp duruyor. Adam da ne tehlikelerle helal mal kazanayım diye aslanın ağzından alıp da geliyor. Bu durumda bunun hakkı çok büyük oluyor. Ben yine erkeğin kadının üzerine hakkı yok demiyorum. Demiyorum ama şimdi zaten bütçeye katkıda olan hanımların da biraz tabii daha farkı oluyor. Yani. Aslında ben de tam onu soracaktım. Çünkü bu hadis-i şerife baktığınızda peygamberimizin hadisi sahi olduğunu Allah söylüyorsunuz. Yok, hadis sahip Buhari'de de var. Eğer secde gerekseydi kadının kocasına secdesini isterdim diyor. Bugün kadın erkek eşitliği filan çerçevesinde olaya baktığımızda bu sefer işler biraz karışmış ya olmuyor ya zaten mu? Bizim o manada... Bir de sizin tenzilat işi çok ilginç. Tenzilat yani yaptım ben bu işte. Fakat şimdi yani, uydurmuyorum bir dakika bunu. Hakların terettüp sebebine bakıyorum. Hadisinden tenzilat yapıyorsunuz. Hadisten, ayetten de yaparım. Diyor ki estağfirullah, er-ricâl kavvâmûne alennisâ. Erkekler kadınlar üzerinde son derece güçlüdürler, nüfuzludurlar. Sebebini söylüyor ama. Bimâ feddalallâhu bâzahum alâ bâz. Bir diyor Allah'ın fıtri verdiği üstünlük var. Fıtri verdiği üstünlükte güç kuvvet, fiziki, yani fiziki kuvvet, yani hafıza, unutmama, muhakeme gibi konular olabilir. O da cins itibariyle nisbidir. Erkek cinsi kadın cinsine, fertlerde yok bu. Çünkü fertlere indiğimiz zaman öyle bir kadın olabilir, 40 erkekten daha hafızalıdır. Yani o noktada da öyle kadın var ki erkeklerden daha zeki. Öyleyse bu ayet yanlış değil. Orada cins cinsle nispet ediliyor. Yani tür olarak konuşuluyor. Yoksa erkeğin her ferdi kadının her ferdinden akıllıdır diye böyle bir şey yok. Öyle kadın var ki erkekten akıllıdır. Hem de bazısı bin erkekten akıllıdır. O ayrı bir şey. Ama türe baktın mı nisbi de burada orantı fazla olur deniyor. Bir de ve bima enfeku min envalihim, mallarını harcadıkları için, infakta bulundukları için, geçimi onlar temin ettiği için diyor. Yönetimi verdi diyor. Hayır, ben tenzilata taktım hocam. Ama belki tenzilat diyor ki, iyi anlamadığım için. Tenzilat yani, bundan diyor ki mal bir infakından bir hadisten, diyor. Bir ayetten tenzilat nasıl yapılır? Tenzilat yapılmaz. Ayet diyor ki burada mallarını verdikleri için bunları üstün kıldım. Ha, bir fıtri var. Fıtriyi değiştiremezsin. O tamam, o sabit. Bir de ikinci şık, harcamayı o yaptığı için diyor, o konuşur diyor. Ha, harcamayı şimdi yarı yarıya olduğu zaman veya adam o noktada zaten o doğal olarak o muhakeme bozuluyor zaten. Orada ayet var, hadis var desen de tutturamazsın yani. Herkes parası kadar konuşur. Benim burada bütçeye katkım oluyor dediğin zaman da sen efendim bulaşıklar niye kalmış? Ya ben de seninle beraber geldim o zaman da. Çamaşırları sen yıka. Gel sen dur ulan deme hakkı doğuyor biraz. Peki o zaman niye? Adam kadının canı çıktı. Kadın gitti hem çalışıyor. Erkek efendim kahvaltıyı hazır sabah kalkıyor yiyor gidiyor. Kadın kahvaltıyı hazırlayacak, onu toplayacak. Ondan sonra bir daha gelecek, akşam yemeği yapacak, bulaşık yıkayacak, çamaşır yıkayacak. Adam o arada gazetesini okuyacak, televizyon seyredecek. Burada üstünlük, bir de bütçeye katkının artısı ev işi de kadına taalluk ettiğinden burada biraz bu tarafa geçiyor o noktada. Yani konuşma hakkı. O zaman hayatı yani paylaşacaklar. Yani eşitlik, burada derken eşitlik, eşitlik değil, burada fazlalık bile devreye girer. Bu yerine göre harekettir. Ama şimdi hanımlar ona göre hareket edecek. Kocasına tabii saygılı olmazdır. Hürmetli olmalıdır. Efendim ben de kazanıyorum deyip de onun başına kalkmamalıdır. Madem bütçede zaten mümkün mertebe evde oturup istirahat edip çoluk çocuklarını dengeli büyütmelidirler. Mümkün mertebe budur yani. Yani tercih çalışmamasıdır. Çalışmamasıdır diyorsunuz İslam'da. Bir de erkek buna yol açmamalıdır. Ama kadın da buna sebebiyet vermemelidir fazla masraf ederek.
Yani komşunun ayakkabısı şu marka diyerekten veyahut efendim kürkü şuradan almış biz niye alamıyoruz diyerekten adam da o zaman sen de çalış demesine de kapı açmamalı. Öylesi var mı? Yani hanımların öylesi var mı? Olmaz mı? Tabii yani zaten ekseri efendim rekabet komşulara karşı akrabada şu şunu almış bu bunu almış sen bana alamadın. Bütün huzursuzlukların çoğu buradan çıkıyor. Ondan sonra da tabii adam da burada bütçe zorlanıyor. Oradan faize, krediye, rüşvete, harama girme tehlikesi adama başlıyor. Burada da kadının çok mesuliyeti var. Kanaat etmek. Yani kanaat bitmez bir hazine yani. Kanaat ettikten sonra el kanaat gencül la efna bitmez hazine. Ama tabii kanaat edilemeyecek şey de var. Fakir gelmiş paşanın kapısına eski Osmanlı paşalarından birinin efendim dileniyor bir şey. Paşa da eski paşalar hep alim. Fazıl insanlar el kanaatü gencül la efna demiş içeriden. Kanaat bitmez bir hazinedir. Adam da garip kapıdan demiş ki badel ekli meşhur bir ve sükna demiş. Yemeğin olacak, içmeğin olacak, evin olacak ondan sonra kanaat demiş. Yani şimdi kanaatın da şartı var. Şartı var. Biz burada tabii hepten olumsuzluğu konuşmuyoruz ama bir marka takıntısı, bir lüks özentisi, bir efendim bir arabayı ne zaman değişiyoruz? Şunlar şunu aldı, biz bunu alamadık. Bu gibi şeylerle birbirini darlatmamak lazım. O yüzden az harcanırsa iktisat fil nefaka nisful maiş. Geçimin yarısı iktisattır diyor. Tasarruf yani. Böyle olursa ahirete de vakit kalır, huzurlu yaşanır. Ne insan bir üzümle ekmek yer ama zevk alır ya. Öbür türlü yani borç, kredi bilmem senet çek. Bu sıkıntılar insanı mahveder yani. Mahveder. Evet. Efendim devam edeceğiz ama arkadaşlar bir ara vermemiz gerektiğini söylediler. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Kısa bir aramız var. Ardından yine birlikte olacağız. Cübbeli Ahmet Hoca ile devam ediyoruz. Sorularınıza cevap aktarıyoruz ama şu anda önümde Arifan Dergisi'nin Ekim sayısı, son sayısı var ve onun kapağında Mahmut Hoca Efendi ile ilgili bir ilginç haber var. Bu hafta sonunda İstanbul'da yapılacak olan bir toplantı var. Üstün hizmet ödülü verilecek. Nedir o toplantı? Ödül kimlerden veriliyor? Kimler katılacak? Nasıl bir organizasyon yapıyorsunuz? Siz mi yapıyorsunuz? Yok tabii, ben yapmıyorum da şahsen bana ait değil. Marifet Derneği, Türkiye'deki ayağı Marifet Derneği olarak zaten orada yazılmış. Ben tabii 23-24 yani önümüzdeki hafta sonu. Önümüzdeki hafta sonu sempozyum var. İki tane sempozyum var ulema ile dünya alimleriyle. Onlar alimlere açık sadece bir otelde. Fakat dışarıdan dinleyici almayacaksınız. Dışarıdan yetişmez. Yani sadece hoca sınıfı yani ilmiye sınıfı. Peki. Çünkü şeylerin basın takip edecek mi? Basınla ilgili bir basın toplantısı. Basın toplantısı efendim olacak. Herhalde bu usta bilgilendirme basını bir toplantı yapılacak. Flash TV belki canlı verebilir diye bir şey var. Halk ona evet arkadaşlar evet. izlersiniz Flash TV diyor. Canlı verecek miyiz? Evet. Çok büyük bir katılım bekleniyor. Sinan Erdem salonda. 24 Ekim pazar mı oluyor? 24 Ekim pazar oluyor. Evet 24 Ekim pazar akşam 7'de. Bir sonraki pazar. Bir sonraki pazar. Yani bu pazar değil, bir sonraki pazar. Efendim, tabii Mahmut Efendi Hazretleri böyle bir organizeye ilk katılıyor. Artık 85 yaşında mübarek. Fakat böyle çok salonlara falan inmiş değil, açılmış değil ama... Salonlara açılan sizsiniz. Ben yol verdiler de açıldım canım. Ben de kendi kafama açılmadım yani. İzinli hareket ediyorum. Ama ve lakin kendisi mübarek zaten Diyanet... İmamlarındandı. Emekli olana kadar camilerde yaptı. Vaazlık belgesi vardı Ömer Nasuh Efendi'den. Dolayısıyla İstanbul'da Türkiye'nin her yerinde vaazlık yaptı senelerce. Emekli olduktan sonra da bazı rahatsızlıklar oldu. Fakat tabii elhamdülillah şu anda sıhhati eskiye göre daha çok daha iyi. Bu şimdi tabii ektiklerini biçiyor. Tohumlar yeşerdi. Meyvelerini gördü. O zaman bu uluslararası bir toplantı uluslararası. Oldu. Uluslararası neden? Bunu Hindistan'da Diyubendi cemaati vardır. Hindistan'da en büyük cemaattir bu. Zaten herhalde 160 milyon kadar Müslüman var. Hindistan'da. Evet. Bu Müslümanların hepsinin mahkemelerine kadar, resmi bütün şeyleri, muamelelerine kadar... İşte o bölgede bir tebliğ cemaati diye bilinirdi Türkiye'de. O cemaat midir? Yok. Tebliğ cemaati sadece o Hindistan'a mahsus değil. Tebliğ cemaati... Yani o bölgeden çıkmış yine. Fakat tabii o Pakistan, Bengaldeş hepsini içine alan bir organizasyon. Bu Diyubendiler ilmi.
Tebliğ cemaati ilimle alakalı değil. Evet. Tebliğ cemaati 5-10 tane esas var. Herkese ezberletmişler. 40 günlüğüne çıkıyorlar. Her yeri geziyorlar falan filan. Orada ilmi bir seviye yok. Bir ilmi hüviyet de yok ama ehli sünnettirler. Yani insanlara bir iyilik anlatmaya çalışıyorlar. Allah kabul etsin. Yani İslam'a çağrı. Çağrı davet ediyorlar. Ve lakin esas mesele ilmi seviye. Bu Diyubendiler Muhammed Kasım Nanutevi diye bir zat. Bu 140 sene evvel yaşayan. Bu zat böyle küçük bir Diyubend diye bir köy var. Bu Diyubend köyünde yaşayan bir alim 140 sene evvel. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyasında görüyor. Ona bir sınır çiziyor Efendimiz bastonuyla. Buraya bir medrese yap diye. Sabah kalkıyor. Orada o arsanın üzerinde hat görüyor, çizgi. O çizgiyi hakikaten görüyor. Burada büyük bir işaret olduğunu anlayarak oraya bir medrese yapıyor. Oradan başlıyor bu 140 sene evvel. Şu anda 2-3 milyon dünyada bunların etbağı var ama etbağı derken hepsi alim etbağı. Etbağı yani derken kalabalık bağlısı, tabisi. Bağlısı var ama milyonlar. Pakistan'da büyük medrese bunlar ama böyle 10 bin, 20 bin talebe bir yerde. Tabi Hindistan hükümetinin resmi serbestisi var bunlara. Oradaki Müslümanların da bütün sorunları, mahkemelik sorunlarında onlar da Müslümanlara bir özellik vermişler o noktada. Mirasıdır, şusudur, busudur, hükümleridir aralarındaki İslam'a göre. Onların hepsi de bunlardan geçiyor. Yani resmi unvanları yani da var. Yani Hindistan'da çok hukuklu bir sistem evet, var demek ki. Evet, o resmi hüviyetleri de olan bir kuruluş. Bu Diyubendiler şu anda onların başında olan işte genel sekreteri Muhammed Avami Hoca'nın oğlu Muhittin Avami Hoca var. Onlar Medine'de kalıyor doçent. O bu işin sekreteryası onda. Fakat bu ilk olarak bu ödülü, bu işi kuran o zat adına ödül takdim edecekler. Bu da ilk ödülleri. Bu sene başlıyorlar. Bu ödülü de Mahmud Efendi Hazretleri'ne çok İslam'a hizmeti geçmiş. Bir de bütün alimler Türkiye'mizde de var. Hep vefatlarından sonra 30-40 senelik süreç içinde Süleyman İlmi Tunahan Hazretleri gibi birçok talebeleri, Kur'an hizmetlerini gördüler. Allah daim etsin. Ama Mahmud Efendi Hazretleri sağlığında bu kadar yüz binleri aşkın efendim talebe, hoca yetiştirmiş, efendim bu kadar büyük hizmetler yapmış bir insan olarak tabii kendini hep gizli tutmuş bu zamana kadar. Onu onlar tabii keşfetmişler. Orada bir de Mahmud Efendi Hazretleri hakkında bir kitap çıktı yeni. 125 sayfa kimdir diye hayatı hakkında 125 sayfa bu Akıskaya yayınlarından çıktı. Bugün çıktı piyasaya daha bugün. İlk onun hakkında hazırlanan bir kitaptır bu. Burada da var mesela 2005'te bir ömreye gitti mübarek. Orada bu ömrenin resmi var. Kabe olalı böyle bir şey görmüş müdür acaba? Bu tamamı onun cemaati. Bütün Araplar buradan çıktı. Hatta 50 bin kişi falan gibi 50 bin rakam. Kişi var. Zaten tavaf alanının büyüklüğünden bu ölçülebilir. Şuradaki şu resim dünyada hiçbir alime şu son 100-200 senede böyle hani bu Abdülkadir Geylani'lerde duyuluyor. Ahmet Rufai Ebu Hasan Şah 50 bin müridiyle gidiyordu falan. Bunlar duyuluyor. Kitaplara geçmiş ama biz bu yakın tarihte böyle bir olay hem de böyle davetsiz, şeysiz, tertibatsız mübareği gören orada birleşmişler. Tabii biraz da rahatsızlığından kurtulmuştu. Tam bir şifa bulduğunda millet bir görelim diye birkaç sene göremeyenler de bir akın oldu falan. Bunun üzerine tabii İslam alemi çok merak sardı bu işe. Bu zat kimdir? Sonra bu incelendi falan. Bir de tasavvufla İslamiyet'i birleştiren az insan var. Yani ya zahiri ilimle uğraşanlar tasavvuf karşıtı, tasavvufçular da böyle hurafelere, efendim birçok hurafelere yönelmiş. İlmi meslekleri yok. Yani ayetten, hadisten, fıkıhtan, mezhepten bahsedecek ilmi yeterlilikleri yok. Çoğu tasavvufçunun. Hal böyle olunca bu mübarekte iki tarafı birleştirme, Zülcenahayn denen iki kanat meselesi. Çünkü Üstad Ali Haydar Efendi öyleydi. İki kanat meselesi olduğu için. Buradan bir, çünkü Diyubendiler çok alim ve ilmiye de çok hassas. Öyle efendim önüne gelen tasavvufçuya falan şeyhmiş, şuymuş, buymuş diye itibar etmezler. Bunların esas itibar ettiği nokta Kur'an, sünnet, fıkıh, icma, kıyas. Bunlara vakıf, bunları işleten alimler olacak. İşte onun için Efendi Hazretleri'ni, bizim Mahmud Efendi Hazretleri'ni bulmuşlar bu yani. Bu Diyubendiler herhangi bir tasavvuf koluna bağlı mı? Yok. Bunlar ekseri nakşilik var ama bunlarda tasavvuf şeyi yok. Zorunluluğu yok. Bunların içinde nakşi olur, kadir olur, dünyanın her bir değişik koluna bağlılık olur. Ama vasıfları ilmi hüviyet. Şeyler de bunlardan geliyor. Mesela Nedviler, Ebu'l-Hasen Nedvi meşhur. Yani çok büyük ekoller var bunun içinde de kendi arasında. Efendim, büyük alimler yetişmiş bunlardan uluslararası dünya çapında. Bunların esas ön şartı ilmiye. Yani o mezuniyet için gerekli ilimlerin bitirilmesi.
Şimdi bunlar 20 işte ikisinde üçünde gelmeye başlıyorlar. Yalnız bu ödül merasimine 42 devletten çok yüksek seviyede katılım olacak. Bazı devletlerin meclis başkanlarından, efendim ilmiye sınıfından, yani tanıyan, sevenlerden. Devlet adamı kimliğinde katılım söz konusu mudur bu organizasyonun? Duyuyordum ama tam şeyi bilmiyorum. Bahreyn'den, Kuveyt'ten, bazı bakanlardan gelecek olanları da efendim icabet etmişler davetiyeye. Fakat tabii hangi saatte gelirler, hangi gün onu bilemiyorum. Fark etmez ama katılacaklar. Katılımlar yani olacak. Şimdi burada 42 devletten alimler geliyor. 350 alim şu ana kadar bilet alınması üzere icabet etti organize. Alınsın, yerim ayrılsın diye. 350 alim. Tabii Türkiye'den katılanın artık o binlerce alim olabilir. Türkiye'nin doğudan büyük iştiraklar olacak, doğu ulemasından. Efendim her taraftan bir buslet olacak, bir sıla olacak, bir irtibat olacak, bir ehli sünnet bütünlüğü birliği olacak. Üstadımız Hazretleri de bu yaşında, bu yaptığı bu kadar çabası, hizmeti, yani hayatında böyle 5 dakika uykularla ben şahitim, 35 senem yanında bir fil geçmiş olarak. Yani 5 dakika uyuyayım, 5 dakika sonra kaldırın diyecek kadar halkın derdiyle, bu talebesiyle, fakiriyle, garibiyle uğraşmış bir insan. Burada Konyalı bir talebesi anlatıyor da o 50'li yıllarda. İsmail Hacı'nın yeni imam oldu. Ona yani o kadar ilginç bir insan ki diyor ki yani kiramı ödeyemedim, derslere ara vermem lazım. Hoca efendi müezzindim diyor. Fatih'te müsaade istedim, derslerde göremezsin. Çünkü arardı diyor peşimizi diyor da. Gitti diyor, dur bakalım dedi diyor. 3 tane bilezik getirdi diyor hanımının. Al bunlar hediyemizdir, bunları bozdur, kiranı öde de aman dersten geri kalma diye. Böyle bir insan yani. Böyle bir insan. Yeter ki İslam anlaşılsın, Kur'an okunsun. Böyle canlarını vermişler. Bunlar geçmiş büyükler gibi. Onun için bu zatın tabii sağlığında inşallah hayat bir de sıhhatli bir halinde katılabileceği bir şu anda gücü var. Bu gücü varken böyle bir şey oluşum düşünüldü Sinan Erdem salonunda. İnşallah haftaya da bir ilan yapılır. Evet. Milletten esas ricamız tabii yani şeyleri metrobüsleri kullansınlar da. Özel arabalarla gelmesinler. Çünkü çok büyük bir duyuruyu önümüzdeki hafta yapsak daha sağlıklı olacak. Çünkü evet, önümüzdeki hafta sonunda olacağına göre bu organizasyon. Evet, biz soruları aktarmaya devam edelim. Bir başka soru, büyüden, kötülükten, kötü nefesten kurtulmak için ne okuyalım? Evet, onu ben geçen hafta beyan ettim. Söylediniz. Arifan Dergisi'nin bu sayısında, yani Ekim sayısında. Ekim sayısında efendim çok önemli bir cem yaptım. Genel manada büyünün tüm çeşitlerine ilaç olarak okunacak ayet-i kerimeler. Bu ayet-i kerimeler Fatiha'dan Elif'le başlıyor. Burada kaç sayfada bitti? 62. 58'den 62'ye kadar yüksek sesle yavaş yavaş hastanın kulağına okunuyor. Ondan sonra ona bir titreme veya baş ağrısı, sersemlik gelirse ayetler 3 kere tekrar ediliyor. Omuzlarına, sırtlarına hafifçe böyle efendim dokunuluyor hastanın, böyle büyüye tutulan. Bu haller rahatsız edici hale kaybolursa büyü çözüldü demektir. Değilse efendim Ayet-el Kürsi 70 kere okunuyor. En nihayetinde olmazsa kasete kaydedilebilir. Ayet-el Kürsi tekrarlı. 70 Ayet-el Kürsi bir kasete bile kaydedilse, sırf o kaset yanında açılsa, dinlense, onun bile alimler faydasını mülaza ediyorlar. Ayet-el Kürsi şeytanları, cinleri kovmak bakımından en etkili olduğu için. İşte bir ay boyunca 3 kere devam ediliyor falan filan. Büyülü kişinin nelere riayet etmesi lazım? 62. sayfaya kadar devam ediyor. Bu, biz cincilere, büyücülere gitmektense, Allah'ın Kur'an'ı her şeye şifadır. Kendi okuyabilen okusun, okuyamayanı yanında birisi sünnettir, okutulur üzerine. Böylece amel edilirse Allah'ın izniyle Kur'an'ın çözemeyeceği bir şey, dert yok. Şimdi bir başka soru, aslında bu da daha önce cevapladığınız sorulardan birisiydi. Hocam, krediyle ev alabilir miyim demiş. Ona biz cevaz veremiyoruz. Kredi faizdir. Faizden olmaz bu iş. Ancak finans kurumlarında aldım sattım yapılarak. Onu da yalnız dikkat etmiyorlar bu finans kurumları. Yani kendileri... Hayır, o da biraz hile-i şer'iye sınıfına girmiyor. Yok, hile-i şer'iye sınıfına girmiyor. Neden girmiyor? Hakikaten onların oluyor çünkü mal. Mal hakikaten onların oluyor. Hacizde koydukları için. Evet. Yani mal aldım, onlar hakikaten alıyor yani. Üzerine alıyor zaten. Onun için hile-i şer'iye olmuyor. Yani formalitede kalmıyor ki. Yani mal zaten kurumu. Leasing falan denen yöntemler de o zaman. O değil. Yani onun bir farkı var, onu ayrı bir inceleriz. Yalnız burada benim demek istediğim şudur. Gidiyor, diyor ki ben şu evi almak istiyorum, peşin param yok. Siz bunu alıp da bana satar mısınız? Oradaki yetkili müdür ve vekili kimse olur dedikten sonra o evi gidiyor 300'se peşine alıyor.
Buna da geliyor, diyor ki sen bana ödeme planı çıkar. Kaç ayda ödersin bu parayı bana? Ben sana satacağım. O vadeli satışa giriyor artık. Vadeli satışta sulu bırakılırsa faiz olur. Hani hangi ay ödersen ona göre işlem yaparız. Bu faizdir. Bu caiz değil. Ama vadeli satışta isterse 10 çeşit çık sunabilir. Nasıl sunabilir? Efendim zaten peşin alsa kendi alırdı. Demek ki vadeli. Ki. Vadeli olduğuna göre diyecek ona ki bir senede ödersen 350, 2 senede ödersen 400, 3 senede ödersen 450 böyle çıktı. Fakat bunlardan birini seçecek. Karşı tarafta derse ki ben 4 senede ödeyebilirim. Bu da o zaman diyor, o zaman tek fiyat üzerine anlaşılıyor. Sulu bırakılmıyor. O zaman ben sana bunu, çünkü vadeli satış caiz. Mal sana geçtikten sonra istediğin rakama satarsın. O zaman diyor ki ben de sana bunu 450'ye sattım. Niye? Adam 4 senede ödeyebilirim dediği için. Ha bu durumda da ödemezse, geciktirme yaparsa zararı tazmin kabilinden altın üzerinden, İmam Ebu Yusuf'un fetvası var. Zararı tazmin kabilinden o faize yine sokamaz ama orada sen 4 senede dedin, 5 seneye uzattın. Tabii orada şöyle bir ilginç durum söz konusu. Şimdi finans kurumlarının verdiği tırnak içinde kar paylarına bakarsanız cari faizin 3 aşağı 5 yukarı çok milimetrik oynamalarla aynısı. Şimdi bu nasıl bir kar payıdır veya nasıl bir hesaplamadır? Şimdi orada havuz sistemi var. Havuz sisteminden genel kar var. Burada kendi hibe de edebilir. Belki o herkese o kadar düşmüyordur. Düşmüyor ama mal sahibinin hediye etme hakkı da var. Ona göre bir ölçüm belirleyebiliyor. Yani sana ben %30 verebilirim bekardan ama 20 de benden olsun gibi adını koyayım ben bunun. 50 vereceğim sana. O gönül hoşluğuyla. Öbürü zaruri vermesi gereken miktar. Gönül hoşluğuyla artış kaydederse. Bunu bir ayrı başlık altında konuşalım. Bu çünkü yalnız çok... çünkü şu var. Milleti faizden kurtarmak lazım. Ona da yol vermezsek fetva tamamen faiz ne farkı var diye faize girerler. Fakat finans kurumları da bundan istifade daha fazla efendim kar payı yani alıyorlar diyorlar. Müslümanlar bundan daha yani faizden kaçınanlar çok şey. Nasıl olsa bize mecbursunuz dayatıyorlar diyorlar. Bunlar da bunu yapmasın. Çünkü bu da çok büyük bir yanlış olur. Müslüman burada bir haramdan kaçıyorum derken büyük bir zarar zarara da girmesin yani. Bu finans kurumları da insaflı ve anlayışlı olsun bak. Bunlar da hizaya gelmezlerse bunların fetvası da incelenecek yani. Bazı fetvaları bozuldu zaten. Eskiden genel izin veriyorduk. Şimdi vermiyoruz. Çünkü niye genel izin vermiyoruz? İşlemi bana anlat diyoruz. Çünkü öyle genel yani izin yok. Fetvayı işleme özel yapıyoruz. Özel veriyoruz. Çünkü neden? Onlarda da... Bu ilginç bir şey. Onlarda da yanlış iş başladı. Mesela direktman karttan para çekebiliyor adam. Evet. Bunun 104 kitapta yeri yok. Para çekilir mi ya? Paraya para nasıl iş? Alıp satma olur. Ve bunları bazıları yapıyor, bazıları yapmıyor. Kimi fetvaya uyuyor, kimi uymuyor. Onların fetva ayetleri var. Hocalara soruyorlar. Hocalar diyor ki bize soruyor ama bildiğini yapıyor diyor. Şimdi böyle olunca biz de diyoruz ki işlemi bana anlat. Bu işlem caiz mi değil mi? Yalnız aldım sattımı da yaparken kağıt üzerinde hareketler, hacizler koyuyorlar. Ödemeleri hiç akit sözden olacak İslam'da. Onu yapmıyorlar. Ve bu fasit oluyor. Bu da faize giriyor. Ben bunu kaç kere tembih ettim hepsine. Müslümanlara da buradan duyuruyorum. Eğer araba aldırıyorlarsa veya daire aldırıyorlarsa aldım sattımı sözden mutlaka yapmaları lazım. Müdür veya yetkiliyle. Yani adam ben burayı aldım. Şu fiyata aldım. Sen bunu kaç vadede ödeyeceksin deyip adama vade şıklarını sunacak. Onlardan birini adam beğenecek. Hangisini de ödersem ona göre ödeyim olmaz. Tek kalem üzerine akit bağlanacak. Yani ben şu ayda öderim diyecek. Bu o da bunun sözlü rakamı, olmak şartı. Şartı var. Kağıtta şartı. Sözlü olmaz. İşte buyurun sözleşme bu at imzayı buraya yürü. İlla akit İslam'da sözlüdür. Yazı İslam'da muteber değil. Yazıda başka bir muamele de olabilir. Yani yazıda onun üstüne görünür, öbürünün üstüne görünür. Belki direkt adamın üstüne almışlardır. O zarar vermiyor akde. Ne gibi? Tapusu başkasının üzerinde durması gibi. Adam tapuyu, evin tapusunu başkasına ne yapıyor? İslam'da bu haram değil ki. Emanet hükmünde. Burada söz şart diyorsunuz. Akit mutlaka yapılmalı. Bir de şu sıkıntı var. Adam peşinini veriyor. Araba alacak 200'e 60'ını adam veriyor. 140'ını bu veriyor. Bu sefer ne oldu? Hisseli. O tek onun değil ki mal. Bu sefer ne olacak? O gidecek. Alan 60'ını veren onu vekil edecek. Tabii hocam verdiğiniz örnek de ilginç yani. İnce. Hayır 30'a araba alıyor demiyorsunuz. 200'e araba alıyor diyorsunuz. Biraz yukarıdan ya, 30'u da oraya gitmez herhalde canım. 30'u denkler ya. Bu sefer ne yapacak? Adama diyecek ki 60'ı 200'ün kaçta kaçına tekrar. Şu kadar cüz. Bu hisseyi kendi peşin verdiği için onu da benim adıma almaya seni vekil ettim diyecek.
o finansın adamı giderken felancanın vekaletiyle şu kadar hisseyi, şu kadar kalan hisseyi de kendi asaletten kendi adıma alıyorum. Bunu da lafzen sözle söylemesi lazım. Ondan sonra aldıktan sonra da tekrar buna o 60'ı vekil olduğu için bu sefer o 140'lık hisseyi. Ama bu söylediğiniz gibi hiçbirini yapmıyorlar. Evet, ben doğru söyleyeceğim. Yapmıyorlar. Bunun hiçbirisi böyle yürümüyor. Bana birisi sordu geçen, ben bu muameleyi öğrettim. Adam gitti bu şekil yaptı. Yapana bir şey demiyorlar. Yapmayana da demiyorlar, kardeşim öğren de gel. İşlemi yapmadın, bunu talepte bulunması lazım. Akit fasit olursa, batıl olursa faiz demektir. Fasit akit faiz demektir. Dolayısıyla bankadan farkı kalmaz. Onun için Müslümanlar böyle kendini kandırmasın ya. Bu işlemin fıkhı var, bu dindir kardeşim. Bu din akte bakıyor, akit söze bakıyor. Söz çok önemlidir İslam'da. Yani konuşulan lafız çok önemlidir. O lafızdan geçersiz olur. Yani hemen aklıma geldi, münafığın alametlerinden birisi nedir, işaretlerinden? Ama o söz ayrı, o sözünde durmak durmamak. Bu lafız değişikliği önemli. Hayır, yani sonuçta aynı lafız hepsi mesela, söze gelip bağlanıyor. Söze gelip bağlanıyor. Yani sözün bağlayıcılığına gelip bağlanıyor. Efendim, yani bir lafla boşadım demek başka, boşayacağım demek başka. Boşayacağım desen bir şeye taalluk etmiyor. Tam da ona ilişkin bir soru var, çok ilginç. Bu çünkü çok yaygın bir biçimde olduğunu ben biliyorum. Şöyle bir soru. Muhtemelen bir kızımız sormuş bunu. Bir ay önce nişanlımdan ayrıldım. Dini nikahımız vardı. Nişanlım beni boşamıyor. Ne yapmam gerekir? İşte bu işin yanlışlığı nereden geliyor? Resmi nikah olmadan dini nikah yapmasınlar. İkisinin eş zamanlı olması. Eş zamanlı olması. Yapmasınlar. Niye yapmasınlar? Resmiyet olmayınca bağlayıcılık olmuyor. Bağlayıcılık olmayınca kız tarafı burada mağduriyet yaşıyor hep. Evet. Hep mağduriyet. Böyle hep kandırıyorlar. Ekseri de böyle dindar kadınlar da orada oluyor zaten. Oluyor. Dindarlar arasında oluyor. Yani bu biraz da şöyle bir yöntem. Kesinlikle zaten evleneceğiz. Bu mümkün değil ayrılmamız. Nerede mümkün değil? Öylelerini gördüm duydum ki yani trilyonluk şeyler döndü ya. Arabalar alınmış, evle her şey bitmiş. Son dakika ayrıldılar. Bu olmaz yani. Bu kalp meselesi. Tabii bu biraz buradaki nikah amacından saptırılarak hile-i şer'iye maksadıyla yapılıyor. Yani, yapılsa da işte demin ne dedim, işte flört, İslam söze bakar. Ha, flört dediğimiz günah şey olmasın. Var ya. Yani günah olmasın, zinaya girmeyelim. Anladık ama İslam söze bakar. Sen orada aldım, kabul ettim, evlendim dedikten sonra evlendin. Üç şeyin diyor, selâsün ciddûne ciddûn ve ezdûne ciddûn. Üç şeyin şakası da ciddi, ciddisi de ciddi. En nikâhat talâk ve letâk. Evlendim dedim mi, bitti diyor. Şaka yaptım, yok. Boşadım dedim mi, bitti diyor. Şaka yaptım, yok. Bir de köleyi azat ettim dedim mi gitti diyor. Şaka yaptım, yok. Allah Allah, bu çok ilginç. Şakası da ciddi, yani, ciddi içi de ciddi. Şaka yollu bile olsa. Kabul ettim dediği anda evlenmiş olur. Şaka yapılmış yok. Onun için buna dikkat edecekler. Şimdi bu hanımın cevabına gelince bu illa o dini nikahlı olduğu kişiden boşanma şeyini, talağını alması lazım. Almadıktan sonra başkasına haramdır. Evlenemez. Bunu zorlayacak, yani zorlayacak derken illegal yolları kastetmiyorum. Elbette. Yani ne yapacak? Aileleri gönderecek, hakem gönderecek, onun hatırını saydığı kişileri gönderecek o kişinin. Hayır, burada da... O kişiye diyecek ki sen bunu boşa. Bu durumda... Hatta parayla da boşattırılır. Olmadı, al sana şu kadar lira. Boşa bunu. Parayla da boşasa geçerli ya. İlle boşattırması lazım, özgür. Ama sıkıntı nerede? Ailesinin de haberi yoksa... İşte böyle o zaman araya kimi koyacak? Böyle örnekler var. Örnek çok var böyle. Evet. Efendim çok ilginç bir konuyu konuşuyorduk. Gerçekten soru da çok ilginçti. Çünkü bazı çevrelerde yaygın bir biçimde kullanılan bir yöntem bu. İşte o yöntemin olumsuz sonuçlarından birisiydi sorulan soru. Yine bir ara vermemiz gerekiyor efendim. O aradan sonra birlikte olacağız. İzleyiciler, devam ediyoruz Cübbeli Ahmet Hoca ile birlikte. Sorularınıza cevap vermeye çalışıyoruz. Tabii bu arada... bizim de gündeme taşıdığımız, daha doğrusu gündemde olanları bu programa taşımaya çalıştığımız konu başlıklarımız var, sorularımız var. Hocam, şimdi ilk defa Türk televizyonlarında yaşanan bir olay oldu geçtiğimiz hafta, bir önceki hafta. ATV'de yayınlanan bir dizide ilk kez bir eşcinsel sahnesi sergilendi. Evet, sizden duydum, şaşırdım. Sonra ben de inceledim. Yani hakikaten evet, çok yani fena tepkide. Osman Sınav gibi, evet, çok da tepki aldı. Ama öte taraftan bir eşcinsellik tartışması daha önce de yaşanmıştı. O tartışma esnasında Devlet Bakanı Sayın Ali Yekavaf hastalık ifadesini kullanmıştı. Ardından çok sert tepkiler de aldı. Şimdi tabii söz konusu olan toplumda ne ölçüde
yaygındır? Bunun cevabını bilemiyoruz çünkü bir ölçü yok. Ancak var olduğunu ve üstelik televizyonlara baktığımızda, gazetelere baktığımızda meşrulaştırılmasının da önünün açıldığını görüyoruz. Peki eşcinsellik konusunda bizim bilebildiğimiz kadarıyla eski tabiriyle aslında Kur'ani bir ifade olması lazım. Lutilik denir. Lut kavminin helak oluşunun sebebinin işte bu eşcinsellik olduğu söylenir. Hatta işte Lut Gölü'nün sadece deniz seviyesinin altındaki tek göl olduğu da buna kıyas edilerek aktarılır. Ancak bizim toplumumuzda var. İşte biz tepe başındayız. Yaklaşık 1-2 saat sonra çıksak Beyoğlu'nda çok sayıda travesti, transseksüel türünden tiplerle de karşılaşabiliriz. Allah kurtarsın. Şimdi Allah bu bir hastalık mı? Yani çok son bizi dinleyenler de var. Modern yaklaşım. Senelerdir bizi de dinleyenler var. Evet, bize ulaşmak cinsel tercih var. Falan deyip. Lale Gül FM'den biliyorum. Kaç hoş görmek gerektiğini söyleyenler var. Yok, ne söylemek lazım? Hoş görmek derken Allah'ın yasakladığı hiçbir şeyi hoş göremeyiz. Ama bu eşcinselliktir ama bu zinadır. Zina diye yani adam bir kadından zina diyorsa yani bu çapkınlık. Veyahut da ne kadar fazla kadından düşüyorsa kalkıyorsa o kadar erkeklik gibi görünmesi. Bu da kafirliktir. Yani şimdi burada hoş görme deyince haramı hoş görmek insanı kafir eder. Hangi haram olursa olsun bu illa eşcinsellik bazında değil ki. Ona bakarsanız içki içilmesini de hoş görmek. Biz bunu hoş göremeyiz. Çünkü Allah hoş görmemiş. Ki yasak etmiş. Allah'ın o geçen hadiste sizin sorduğunuzda dedik ya. Hiçbir şey yapamayan kalbiyle desin ki ya Rabbi bu münkerdir sen razı değilsin ben de razı değilim. En azından bunu yapsın vazife olarak. Hal böyle olunca hoş görülemez. Hastalık mıdır değil midir meselesine gelince ben bu işlerin tabii psikolojik durumunu, tıbbi yönünü bilmiyorum. Amma ve lakin burada iki şekil anlıyorum. Bir, doğuştan kendini yani kadın organlarıyla doğup kendini erkek hissetmek. Veyahut erkek organları kendi bulunup kadın hissetmek gibi bir hal var. Bu biraz daha kolay bir yol. Bu yani, hastalığa yakın oluyor bu. Bu tıbbi müdahaleyle de çözülüyor bu herhalde. Evet. Ama bir de zevk ve keyif meselesine girdiğimiz zaman insanın nefsi ham halat bir şeydir. İnnen nefsele emmâretün bir su. Ne kadar kötülük varsa nefis ona çokça emreder diyor Kur'an. Yusuf Aleyhisselam'ın ağzından. Hal böyle olunca birine zinayı emreder. Birine livatayı teşvik eder. Nefis böyle kötülü şeyleri insana emreder, sevk eder. Bir de şeytan feze genelum şeytan amalum. Şeytan bunları süslü gösterir. Şeytana da imtihan gereği tezyinat görevi verilmiş. Yaratma görevi yani yaratma gücü yok ama süslü gösterme, yaldızlama çok büyük güçleri var. Çünkü bu bir imtihan gereğidir. Güneş bile diyor sahih hadiste her gün inneşen tatlu beyne karneyi şeytan. Bir Kadir gecesinin sabahı müstesna. Senenin her günü şeytanın iki boynuzunun arasında doğar. Bu çok sahih bir hadis. Tabii bunun çok değişik tabi. Ama burada muhaddisler diyor ki şarihler yani şeytan diyor güneş doğarken insanlara güneşin şualarını parlat göstermek, parıltılı göstermek, hayat ne güzel, işte dünya, yaşam şudur budur. Bunu yani dünyaya bağlamak için güneşin etrafında bile bir operasyonlar yapabiliyor. Yani bu kadar, bu ki sahih hadis. Hal böyle olunca şeytana bu yollar verilmiş. Bu da süslü gösteriyor. Yalnız burada bu tercihlerin ne yapılması lazım? Adamın canı içki istemesi gibi. Kumar istemesi gibi, zina istemesi gibi. Gıybet yapmak istemesi gibi, iftira yapmak istemesi gibi, sevmediği bir adamı gözden düşürmek istemesi gibi, yani bu hususta gayrimeşru yollara başvurmak istemesi gibi. Bunların hepsi istektir. Bu da bir istektir işte. Dolayısıyla buna bu manada hastalık diyemeyiz ki. Yani nefis herkese bir şey istetiyor. Bir haram şey istetiyor. Onun meyline göre, onun nereden açığı varsa ona oradan giriş yapıyor. Şeytanla beraber. Nefis içeriden, şeytan dışarıdan. Bu gemiyi deldirmeye çalışıyor. Bunun için şimdi biz haram olduğuna inanana Müslüman diyoruz. Bu iş haramdır. Ne gibi? Zina yapan gibi, içki içen gibi. Günahtır, yasaktır. Ve bunun hadis-i şerifte de men amile amele kavmi lud. Bu arada şunu da sorayım. Günah ve haram kavramları içerisinde bir silsile var mı? Yani şu biraz daha fazla günah. Bu biraz, var. Bu biraz daha kebair az. Kebair, sagair küçük günahlar var. Kebair büyük günahlar var. Büyük günahların içinde hadis-i şerifte içtenibus seb'al mubikat.
ocaklara batıran yediden sakının diyor. Bu yedi şirk, adam öldürmek, namuslu kadınlara iftira gibi. Mesela burada zina yok. O yedide zina bile yok. Ama bu demek değil ki zina küçük günah. Zina çok büyük günah çünkü hadiste yedi diyor. Fakat kebair konusunu, büyük günahlar serisini işleyen kitaplar var. İmam Heytemi'nin Zevacir ismi var mesela, kitabı var, iki cilt. Bu gibi kitaplarda 70'e kadar çıkıyor. Yani hatta İbn Abbas diyor ki 7'dense 70'e yani daha yakın. Yani kebair dediğiniz büyük günahlar. Hatta Kur'an'da bu ifade ediyor ki "Estağfirullah intecteni bu kebair amatun evnan." Yasaklandığınız günahların büyüklerinden sakınırsanız "Nükeffir hanküm seyyiatüküm." Küçükleri biz kendiliğimizden sileriz. Yani küçükleri biz söz veriyoruz sileceğimize, büyükten sakının ama diyor. Şimdi buna bir örnek veriyor. Mesela adam bir kadını elini tuttu, kucaklaştı, öpüştü, her şeyi yaptı. Geldi zinaya. Tam o noktada zinadan vazgeçti ama Allah korkusundan. Ama artık işte basılma tehlikesi, harici bir sebepten efendim korktular, şu oldu, bu oldu. Keyifleri kaçtı, neyse. Zina yapamadılar. Ne oldu? Büyük günah yapmış olmadı. Küçük günahla kaldı. Mesela ayetlerin innel hasenat yüzibnes seyyiat. Onun peşine bir namaz kılsa, bir farz namaza yetişse, bir cemaate gitse falan günahları sildirirler. Şimdi mesela zinada bunu diyemiyoruz. Çünkü beş vakit namaz diyor, aralarını siler süpürür diyor. Hadis-i şerif. Es-salavatü kanat. Beş vakit namaz günlük. Vel cuma ile cuma. Cuma cuma arasını haftalık. Ve ramazan ile ramazan. Ramazan ramazan arasını yıllık. Vel hac ile hac. Hac hac arasını ömürlük. 50 sene ara ile hac yapsa bile. Mükeffiratü ma beynevün. Siler süpürür diyor. İdeçtüni betil kebair. Kaydı koydu. Büyüklerden sakınılırsa. Şimdi o büyüklerden sakınılırsa kaydı her noktada karşımıza çıkıyor. Hal böyle olunca işte efendim ne oldu? O zina yapmamanın getirdiği nur ve kazanç o zinanın mukaddimelerinden olan diğer küçük günahları sildirdi. Ama tabii ben bunlar nasıl olsa küçüktür deyip onlara teşebbüs etmemeli. Çünkü neden? O onun postasıdır. Oradan başlar, sonra herkes freni tutturamaz. Herkes istediği anda kendini geri çekemez. Ondan sonra zinaya gitmek kaçınılmaz olur. Allah muhafaza etsin. Buna yol açmamak lazım. Ama Kur'an bu tasnifi yapıyor. Bütün günahlar aynıdır falan. Bu ehl-i sünnette böyle bir şey yok. Peki burada hemen şunu da sorayım. Zina ile eşcinsellik arasında büyük günahlar aynıdır. Günah olmak bakımından aynıdır. Lut kavminin amelini işleyen diyor, öldüğü zaman dünyanın neresinde gömülürse gömülsün, ruhani nakille Lut kavmine bulunduğu ervaha, cehennem çukuruna intikal ettirilir diyor. Hatta yuhşara ma'hum. Tevbe ederse diyor, ölmeden tevbe kapısı açıktır. Tevbe eden kabul olur. Tevbe etmeden ölen diyor, mahşere onlarla çıkar diyor. Şimdi bu hadis büyük bir tehdit içeriyor. Çok büyük bir korku veriyor. Ama yine ehl-i sünnet penceresinden baktığımız zaman bu adam bu yaptığı işin haram olduğunu bilerek yapıyorsa, bu adam mahşere lutilerle çıksa bile bu kafir değildir. Kafir olmadığına göre lutiler ebedi cehennemde kalacak. Çünkü onlar peygamberi inkar etmişlerdir aynı zamanda. Orada kafirlik vardır. Bunda günah bazında vardır. Bir ceza benzerliği çekseler de sonunda çıkar cennete girer. İmanlı ölen için konuşuyorum. Çünkü yaptığı işin günah olduğunu bildikten sonra hiçbir günah adamı kafir etmez. Onun için Lut kavmi ile beraberdir deyip bunu da dememek lazım. Dinden çıkmamak adına evet, yapılan bir tanımlama. Dinden çıkmadığı için de ebedi cehennemde kalmaz. Mutlaka cehennemden çıkar. Ha cehenneme gireceği de kesin değil. Çünkü Müslüman olarak ölenlerde ne kadar günah olursa olsun kimse Allah adına hüküm verip de sen mutlaka cehenneme gireceksin diyemiyor. Çünkü diyor ki ehl-i sünnette tevbesiz ölen bile işi Allah'a kalmıştır. Çünkü Kur'an'da hep şu ifade var. يُعَذِّبُ مَنْ يَشَى وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَى. Dilediğini azap eder, dilediğine rahmet eder. Şimdi burada belki şöyle bir tasnif yapmak lazım. Eşcinsellik diyoruz, zina diyoruz. Bunu yapanlar ve bunu meslek edinenler, yani bunu yaparak hayatını kazananlar. Bundan... Kazancı da haramdır tabii. Evet. Kazancı küllün haramdır. Efendim, zevk için yapanlar günah ve harama düşmüş olurlar. Yalnız bil fiil ilişki başkadır. İlişki mukaddimeleriyle kalanlar başkadır. Mukaddimelerle kalanlar da kebair sınıfına sokamayız. Bil fiil muamele olduğu zaman fail meful durumu o nokta kebaire girer. Buralarda hep tasnifler vardır. Evet. Hep, da, hep tasnifler vardır. Bu da çok. Bazıları mukaddimelerle yetinir. Ama bil fiil zina da aynıdır. Ha tamam, gözlerin zinası bakmaktır, elin zinası tutmak, ayağın zinası yürümektir. Ama hadisin sonunda ne diyor? Velferci yusattik uzelge kullu yukedibu. Tenasül uzvu.
bu mukaddimelerin tümünü ya tasdik eder ya tekzip eder. İcraata geçerse gerinin hepsi kebaire girer. İcraat yapmazsa gerinin hepsi yalancı çıkar. Yani büyük günah olma anlamında boşa gider. Büyük günah sayılmaz. Bunları Kur'an illel lemem ifadesiyle de Necm suresinde lemem müstesna diyor. Ellezine yektenibune kebairel ismi vel fevahiş. Büyük günahlardan ve fuhşiyattan sakınırlar. Benim dostlarım diyor. İllel lemem. Ufak tefek işler olabilir. Çünkü peygamber değilsin ya, melek de değilsin. Bunlar olabiliyor yani. Ama ve lakin büyük günahın tarifini iyi yapmak lazım ki halk burada büyüğü küçüğü ayırt edemezse, küçüğünü de yaptığı zaman nasıl olsa buna düştüm bu kadarına, ondan sonra aynı günah diye devam etmesin. Hayır, tersi de söz konusu olabilir. Yahu yani fiil gerçekleşmiyor ise bu küçüğünü yapabilirim de zannetmesin. Çünkü neden? Yapsak... Ama tamam da küçüğe devam büyüğe geçer. Bir küçük diyor, bir iki kere başka. Dördüncü de kebare yazılır aynı günah küçükse de. Hadis-i şerif. Yani çok büyük ilim ister bu işler. Bir araya getirmediğin zaman da illa bir tarafı çöker bu işin. Yani diyor ki bir küçük günah üç kere tevbe etseyse dördüncü de kebaire yazılır. Ama kebairin affı yok mu? Var. Tevbe kapısı kebaire de açık. Ne kadar büyük günah olursa olsun. Tevbe ettiğin anda. Yalnız sagairde tevbeye lüzum olmaksızın beş vakit namaz arayı otomatik silmeye almış. Ama büyüklerde özel tevbe aranıyor. Burada da bir fark var. Hem çok ciddi bir fark. Çok ciddi bir fark var. Hac otomatiğe almış. Ramazan otomatiğe almış. Bir seneliği geri siliyor. Büyüklerden kaçınmadıysa da büyükler için özel tevbesi gerekiyor. Tabii kulakları varsa onlar ayrı. Hepten helallık ve ödeme. Mal taalluk etmişse zimmetine ve o ayrı da bir şey. Peki burada bir işin bir başka tarafı var. Onu kul hakkı çerçevesinde mi değerlendirmek lazım? Çünkü bir başka televizyon dizisinde de bir tecavüz olayı çok ayrıntılı. Kul hakkı tabii tecavüz. Çok büyük kul hakkı. Orada. O büyük zulüm. Orada o karşının helallığı olmadan tevbeyle de naf olmaz. Orada kula devroluyor iş. Burada şimdi bir başka tarafı var bu konunun. Travesti ve transseksüel diye tanımlanan tipler var. Onları da yine bu anlattığınız konu çerçevesinde mi değerlendirmek tabii lazım? Eğer inanç haram olduğuna bildikten sonra yaptığı her iş günahtır, haramdır ama imandan çıkmaz. Şimdi bize telefonlarda soranlar olmuş. Namaz kılıyoruz biz beş vakit. Evet, kılın. Ben de onu soracağım. Hayır, kılsın. Şimdi burada neye benzer? Hayır. İçki içiyorsan namaz kılma diyemediğimiz gibi. Evet. Zina yapana namaz kılma diyemediğimiz gibi. Travestinin zina yapandan ne farkı var? Yani zina travestiden daha mı hafif? Yani onu diyorum ya işte meseleyi onu çapkınlığa götürüp bunları böyle hakaret toplum dışlayıp böyle hakır görüp de zina yapanlara madalya takılacak gibi ne çapkın adam kaç kişiyle yatmış gibi bu İslami bir anlayış mıdır? Bu işte cahiliyet kültürüdür. Peki burada bir başka soru daha biz var. Biz günahlar arasında nasıl ayrımı? Büyük günahsa büyük günah. İkisi de büyük günah. Limatada, eşcinsellikte, homoseksüellikte, lezbiyenlikte bunlar büyük günah. Büyük günahsa efendim içki de ona göre büyük günah, zina da ona göre büyük günah. Biz bunları yani kebair sınıfında değerlendiriyoruz hepsini. Çünkü 70 kebairden biri bunlar. Her birinin maddesi var kebairde. Peki eşcinsellerle ilişki derken cinsel ilişkiyi kastetmiyorum tabii ki. Yani komşuluk, dostluk, arkadaşlık normal şey gibidir, vesaire. Normal halk gibidir. Yani sen nasıl bir zina edenle bir içki içen komşundan neyse hukukun. Ölüsüne, dirisine, geçmiş olsununa, başın sağ olsununa. Bu Müslümanlar arasındaki hukuktur. Müslüman olmayan da bile Ermeni, Yahudi komşu varsa bile geçmiş olsun, başın sağ olsun, evine yemek götürmek komşuluk bunlara müsaade var. Yani varsa böyle bir... Yani bunları cüzamlı gibi toplumdan dışlamak... Onu sormaya çalışıyorum veyahut da aslında. Efendim yanaşmayın, bulaşmayın bunlarla görüşmek bile günah. Böyle bir şey yok. Yani bunlar insandır. Hayır, burada... Biz onu hastalık kabul edelim etmeyelim. Yalnız bir fetva söyleyeyim. Buyurun. O fetva şudur. Hastalık bazında değerlendiren veya ben kendimi kadın hissettiğim için kadın organlarına geçtim, ameliyat oldum ve erkek hissettim gibi diyenlerin fetvası şudur. Bunlarda hormon tespiti yapılabiliyor tıbben. Evet. Tıbben hormon tespiti yaptırıp bu tespit noktasında diyor alimler nereye ağır basıyorsa hormonu onun zıttına bunu zorlamak vücuduna zulümdür. Hal böyle olunca o zaman o noktada ameliyat ve tıbbi müdahaleler yaptırması caizdir. Onun dışındaki tıbbi müdahaleler... Onun dışındaki keyfi ve zevki o hissediyorum gibi değil. Mesela hormonal olarak yaklaşıldığı zaman da erkek hormonu değil, kadın hormonu fazla. Ama o gidiyor erkek kendini yaptırıyor. İşte bu
Yani bir ilimsiz, bilgisiz, araştırmasız yapıldığı için bu zevki ve keyfi bir günah giriyor. Ama öbüründe işte doğuştan bir hunsa-i müşkil dediğimiz hunsalık durumu vardır. Allah'ın yarattığı hılkatte ve fıtratta yani, hunsalık vardır. Çift cinsiyet. Çift cinsiyet. Çift cinsiyet durumu, Allah bunu böyle yarattıysa bunun suçu ne, günah şimdi? O zaman ne yapılır? O zaman şu anda tıp da çok ilerledi. Hormon testi yapılabiliyor. Bu teste göre ağır basan tarafa destek verilebilir ameliyatlarla. Bu hem onun ruhaniyetini rahatlatır, hem de efendim kendi fıtratına direnişten gelen bir zorlanma hali, vücuda zulüm kalkar. Bunu böyle hastalık olarak görenler böyle yapması lazım. Tabii. Bana çözüm soruyor. Ben de sana çözüm üretiyorum. Kardeşim, canın öyle istiyor diye yapıyorsan bu işi, benim de canım neler istiyor. Ama ben de direniyorum. Haram var, helal var, cennet var, cehennem var hesap. Sen de bir Müslümansın, mükellefsin, sen de direneceksin kardeşim. Düşmez kalkmaz bir Allah, tövbe kapısı açık. Bir kere düştün, gavur oldun demiyoruz. Haramın haram olduğuna inan. Günah düşüyorsan devamlı tövbe et. He, çarem bu. Ama bu haramdır. Burada seni mazur göremeyiz. Benim canım böyle istiyor diye mazur görecek olsak, herkesin canını istediğini mazur görmemiz gerekir. Adamın da canı kediyi öldürmek istiyor. Vuruyor vuruyor, kediyi öldürüyor. Bu şey mazur mudur? Zevk alıyor öldürmekten canım bazı insan. Böyle şey olmaz. Böyle zevk olmaz. Ve zevke inanıyorum. Nefsin zevkidir o. Gayrimeşru zevkleridir. Bununla harp etmekle emrolunduk. Dünyada imtihanımızın hikmeti budur. Ama hastalık açısından değerlendirenlere hormon testini efendim yaptırmalarını, o test doğrultusunda ağır basan tarafa ameliyatlarına bile izin veriyoruz. Çünkü fıtratına hizmet edeceğiz yine. Hormon fazlalığı fıtratı gösteriyor. Evet. O zaman o fıtrata hizmet edelim yine. Bu işten kurtulsunlar. Bir de bunun manevi boyutunda kurtulmak isteyenler var. Efendim bak, zina, livata, eşcinsellik, içki gibi kötü işlere müptela olmuş. Tevbe etmek istiyor. Bir de çok var böyle. Ya tevbe etmek istiyorum hocam ama işte duramıyorum. Yine bozuyorum yine. Ya bozuyorsan da yine tevbe et diyoruz biz. Ama ve lakin bir yardım bana ne yapabilirsiniz? Dua yapabiliriz. Ama bununla beraber sana da bir iş düşüyor. Bir gayret göstereceksin. Ha şimdi burada bir dua var. İdris Aleyhisselam'a öğretilen 40 isim var. Ben bunu Arifan dergisinde 9. ay bu. Bu son sayıda bu var. Bu son sayıda 9. ismi şerif. Çok ilginçtir. Allah için halkımız bunu bir takip etsinler bu Arifan dergisinde. Burada öyle şeyler yazılıdır ki hastalıklara maddi manevi mal sahibi olmak, kaybını bulmak, zengin olmak, çocuğunuzu ıslah etmek, hanımıyla iyi geç, her şey var. Çünkü Allah'ın isimleri bunlar. Samet ismi mesela burada. Ya Samet'ü min gayri şebi, felâ şeye kemisli. Kısa bak. Bu 1000 kere okunuyor ya Samet. Ama nedir? Diyor ki perşembe, cuma, cumartesi 3 gün oruç tutsun. Kurtulmak isteyen için konuşuyorum. Ama bazısı, bizim bir göktaş vardı rahmetli. Mübarek 80 yaşında sigara içmekten buralarını sararmıştı sakalı. Bırakmıyordu da. Bir kere bırakmaya kalkmış. Yahu dedi, geldi çok da oflu böyle, çok da şey konuşur. Yahu dedi, bir ilaç verdiler dedi. Birkaç gün denedim dedi. Baktım ki sigaradan soğuyabiliyorum dedi. İlacı bıraktım dedi. Şimdi hal böyle olunca senin o zaman sigara bırakma niyetin yok. Bir defa illa azim. Sen de şimdi ben eşcinselliği bırakmak istiyorum. Zinaya düştüm. Zinaya müptelam. Bırakmak istiyorum. Bırakmak istiyorsan bir yandan vaaz nasihatın çok faydası var. Ahireti düşünmek, ölüm, kabir, mahşer insanı vazgeçiriyor. Ama bir de şunu yap. İstiyorsan anlayalım ya. 3 gün. Perşembe, cuma, cumartesi tam da Zilkade ayındayız. Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Üçü de haram ay. 4 haram ay var. Üçü peş peşe, biri tek Recep gelecek. Şimdi haram ayda diyor hadis. Men sâmem şeyin haram el hamise vel cuma vesset. Perşembe, cuma, cumartesi oruç tutarsa bu haram ay orucudur. Ömer Nasuhi Bilmen'de de yazar. Ben bunu bir kere söyledim. Bir hocamız vardı rahmet. Bunu nereden çıkarttın ya dedi. Vaazda böyle bir şey demişsin. Ben de Ömer Nasuhi'de de var deyince Allah Allah çok şaşırdı. Çünkü ilmi halde yazıyor. Harama yorucu bu. Perşembe, cuma, cumartesi. 900 sene ibadet sevabı yazılır. 900 sene. Ne var bu? Ben diyorum millete bak 9, 4, bir ayda 4 kere var. 4 kere 9'dan euro dolar hesabı olsa hemen 4 kere 9'dan kaç senelik kar var diye hesap ederdiniz. Bu oruçlar her hafta var. Hocam, 3 gün. Bu tür rakamlar vermek, sevap birimleri ortaya hadis koymak. Hadis-i şeriflerle sabit. Onu soracak. Taberani'de var bu hadis. Mucem Evsat'ta hadis olmadan kafadan rakam verilemez. Hatta ben bunu bu dergide de, yani benim oruç kitabımda var ama bu dergide de harama yorucu bahsini yazdım. Faziletlerini de yazdım. Onun kaynaklarını da burada görebilirler. İlk nafile ibadetler bölümünde. Her ayın aylık nafile ibadeti, gecesinin namazı, zikri hepsini Arifan'da yazarım. Her ay. Milletimiz seviyor böyle şeyleri. Amel etmek istiyor.
O ilahiyatçıları boş ver onlar. O hurafe bu hurafe zaten ne sünnet kaldı ne bir şey kaldı. Farzı da zaten üçe indirmişler. Ondan sonra ya yapmak isteyen secde yapacak. Ne kadarı var adama. Kitapta da yeri var amel etsin. 900 sene sevabını ben vaat etmedim ki. Bu dolu kaynağı var. Şimdi bu normal ama hangi ay olursa olsun. Perşembe, cuma, cumartesi. 3 gün oruç tutsun. Bu arada hayvani gıda yemeyecek. Şüpheli yemeyecek. Haram ve şüpheli. Hocam benim kazancımın çoğu haram veya şüpheli. Ne yapacağım? Bunlara da şöyle bir formül üretiyoruz. Haram parayla hacca gidecek sıkıntısı da var. Evet. Bazı. Formül şudur. Ne yapacak? Borç alsın. Borç aldığı para kendine ait olmadığı için onda haram şüphe tehlikesi yoktur. Ama o borcu eda ederken o borcu kendi neyle öderse ödesin. Yani borcu öderken kendi imkanıyla ödeyecek. Ama en azından bir yani o yolda yediği içtiğinin... Yani bu biraz hile-i şer'iye gibi. Hile-i şer'iye ama şimdi adama diyor haram ve şüpheli yiyeceklerini. Adam diyor ki benim param şüpheli zaten şimdi ne yapacağım diyor. O zaman biz de diyoruz kardeşim borç al o zaman 3 günlük iftarlık, sahurluk parası. Ne yapacak? Yağlı yiyeceklerden, et yemekten, tüm hayvani gıdalardan 3 gün sakınacak. 3 gün oruç tutacak. Her gün 1000 kere... Bu ya samedü min gayri şebih felâ şeye kemişli ya samed. Oruçluyken. Oruçluyken de dua kabul. 1000 kere okuyacak. Diyor ki Allah'ın izniyle Allah hidayet edip doğru yola kavuşturur. Haramlardan sakınan takva sahibi bir olur. Günahlardan nefret eder. İşte adam bu noktada bakıyor ki soğukluk geliyor. Mesleğim elden gidecek hesabı. Zikri bırakıyor bu sefer. Halbuki gayret etsin. Allah keremiyle nasuh tevbesi nasip eder. İslam'a muhalif her türlü fiilden muhafaza eder. Bunu çok büyük halde Şahabettin Sühre verdi. Bu el yazmalardan alıyorum ben bunu. Süleymaniye Kütüphanesi'nde 4-5 tane sırf el yazma bunun için aldım. O el yazmalardan kaynaklar veriyorum. Bunlar öyle rastgele kitapta da yok Türkçelerde şu anda. Tercümelerde yok bunlar. Bu zikri yapsın. Biz de dua ediyoruz. Allah kurtarsın. Herkesin bir alıştığı günah vardır diyor hadis-i şerifte. Zaman zaman diyor kafasına vurur diyor. Mümin diyor hattadır, çok hatakardır diyor. Ama tevvaptır diyor, çok tövbekardır diyor. Sizin en hayırlınız diyor. Hatası bol olup tövbesi çok olanınızdır diyor. Çünkü hatası olmayanlardır bir ucup. Herkese karşı bir hava atma ben zaten günahım yok hesabı kafası dik falan. Mevla da onu sevmiyor ya. Diyor ki en iyi ülmüzdibin günahkarların diyor geceleri kalkıp tevbe ederken inlemeleri. Ehabbuylallah min zecelil müsebbe. O Sübhanallah derken yüksek sesle havalı tesbih yapanların sesinden zikrinden Allah'a daha sevgilidir. Günahkarın inlemesi diyor. Hatta Halid-i Bağdadi'nin Hikem-i Atayi vardır, meşhur hikem. Ondan bir nakli var. Şuraya dikkat. Halkımız da bunu çok nakşetsin. Bu zaten hikem az daha Kur'an olacaktı diyor alimler. Yani öyle bir ilham gelmiş mübarek. İbn-i Atayi el-İskenderi, büyük zattır Şazeli ve Şahıklar. Eski bir eser. Masiyetün evraset, düllen ve kisara, hayrun min taatin evraset, izzen ve istikbar. Boyun kırıklığı ve tevazu getiren günah, İzzet ve kibir getiren ibadetten hayırlıdır diyor. İşte hikmet budur. Yani hadiste diyor ya günah işlemeseniz daha beterinden korkarım. O da nedir? Ucuktur. Bir kendinizi beğenirsiniz ki. Ve bu hali yaşıyoruz bazı takva sahibi geçinenlerde. Millete hakaretler, hareketler. Efendim ben kıldım, sen kılmıyorsun, şunu yapmıyorsun. Bunlar iyi bir şey değil. Var mı öyle bildiğimiz birisi? Çok var. Yani bu şekil yaklaşımlar iyi değil. Hatta Cüneyd Bağdadi müridiyle giderken gece sabah namazına teheccüde Efendi Hazretleri şunlara bak bir tane evde ışık yanmıyor. Gafiller teheccüde kalkmamış deyince ah evladım keşke sen de uyusaydın da bu lafı etmeseydin. Yani tasavvuf aslında bu ama şimdiki tasavvuf birbirine hava atma aracı olarak kullanılmaya başlandı yani. Efendim bir ara vereceğiz. Evet. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile devam ediyoruz. Gündeme ilişkin konular ve sorular var. Onları soracağız ama önce bir aramız olacak. Cübbeli Ahmet Hoca ile gündemi soruları konuşuyoruz. Az önce konuştuğumuz konu eşcinsellik, transseksüel, travestilerdi. O konuda net, açık cevaplar çok yönüyle verdim. Verildiğini düşünüyorum. Yani, evet. Çok farklı yönleriyle verdim. Ama sorular verdim. Gelirse o sorulara... Yine cevap veririz. O sorulara... Biz zaten her soruya bir hak tereddüt ediyor üzerimizde diye kısa da olsa uzun da olsa evet, cevap vereceğiz. Yani, biz de yani soruları... halkımızın sorularına cevap vereceğiz. Boş geçmek yok. İnşallah. Tüm sorulara evet, teker evet. teker inşallah. Şimdi bugün Cuma'ydı. Cuma konusu bir dönem ben hatırlıyorum 70'li yıllarda çok tartışılmıştı. İşte Darül Harp kavramı çerçevesinde tartışılmış. Türkiye'de Cuma kılınmaz filan denmişti ama sonra 80'li yıllarda... Sadrettin Hoca çıkardı o işi. Evet. O Metin Yüksel şehit edilince. Evet. Fakat o zaman ona şöyle dedi öbür hocalar. Yahu dediler Fatih Camii'nin müezzinliğinde bu kadar senedir kılıyordun da ne değişti oğlu şehit edilince Cuma kılınmaz dedi.
İşte o zaman o öyle bir fetvanın dayanağı doğru değil. Bir de kendisi Şafii'ydi. Mesela halbuki Hanefi'ye göre orada kılınmaz diyordu. Çünkü Şafii'de şartlar daha o işte genişti. Peki Cuma'nın şartları açısından baktığımızda Cuma'nın şimdi Cuma'nın şartları açısından umumi izin meselesi var. Şimdi bazı yerlerde fabrika gibi içinde Cuma kılıyor. Kapıdan biri girmek istese giremiyor falan. Bu gibi bazı şartlar bazı yerler için ihlal ediliyor. Ama bugün camilerde genel manada herkesin katılabileceği şekilde Cuma kılınıyor, izin var. Şudur budur bunlar kılınır. Ve lakin burada bir mesele var. Zuhru ahir kılınsın kılınmasın. Oraya geleceğim. Cuma namazı kaç rekat sorusunun cevabı. Bu konuda Yaşar Nuri Hoca'nın Cuma namazının farzı 2 rekat. Evet. Fakat sünnetler tabii önünden 4 rekat sünnet. Şafi'ye göre 2'dir. Hanefi'ye göre 4'tür. Sonunda efendim 4 rekat sünnet. Efendim vaktin sünneti diye 2 rekat ayrı bir sünnet. Bunlar sünnettir adı üstünde yani. Bu farz değil, vacip değil. Burada zannederim tartışma. Zuhru ahir tartışması. Mahfiz Süleyman Ateş Hoca zuhru ahir değil de zuhri ahar demek gerekir filan diye de bir düzeltme de yapmış. Bilmiyorum. Yok, zuhru ahir, demek. Ahir mi doğru? Yok, ahar zuhri, başka demek, ahir son demek. Ahar mı? Burada ahir doğru çünkü son öğlen. Kılarken ki yapılan niyet son öğlen. Üzerime kalan son öğlen. Şimdi Ömer Nasuh Efendi'den tutun, bütün ulema, Osmanlı'dan intikal eden bütün ulema Cuma'yı kılmışlar. Onlar kadar fetva bilen var mı? Fıkıhta zirve adamlar, fakih insanlar. Onlar hep Cuma kılınsın buyurmuşlar. Çünkü onlar şartları hep kontrol etmişler. Şartlar vardır, Cuma kılınmalıdır. Ancak bizim üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretleri'nin çok önemli bir uyarısı oluyordu. Aman hani işine kadar fazla olup da hemen farz bitip çıkacak olsanız da bari zuhru ahiri kılmadan çıkmayın. Yani sünnetleri, o mübarek zaten sünneti farz gibi tutar. O öyle sünnetlere bağlıdır ama. Hayır ben hatırlıyorum bir dönem sünneti terk etmek de sünnettir esprisi vardı. Yok sünneti terk etmek sünnet değildir. Çünkü onu ikindinin sünneti için söylerler. Yani, o yani gayri müekket sünnetler için evet. Söylerler. Gayri müekket sünnetler için de yanlıştır. Çünkü bu yanlışı bizim Efendi Hazretleri çok söylerdi. Sonra Heysemi Mecmu'u Zevaid'de bir hadis bulduk. O hadisi beraber okuduğumuzda şaşırdı. Mübarek dedi ki bak ben böyle düşünüyordum ama burada delili bulduk. Çünkü orada da hadiste diyor ki ben ikindinin sünnetini diyor ara sıra terk ediyorum. Müekket olup da sitem yemeyin diye. Ara sıra terk ediyorum ama siz benim gibi değilsiniz. Yani Peygamberimizin teravihi de cemaatle 2-3 kere kılıp sonra cemaati terk edip evde yalnız kılması... Teravihin farz olmaması, vacip olmaması içindi. Onu da açıklıyor. Farz olmasından korktum. Ama teravihi terk etmiş değil. Evde devam etti ama cemaati terk etmesi de cemaatin farz olmaması. Teravide veyahut da vacip olmaması. Şimdi tabii teravihin kendisi de vacip değil. Sünnet-i müekkede kaldı. Onun için bu ayrı. Sünneti terk etmek de ara sıra sünnet diye bir şey yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu kendisinin ara sıra terk etmesi, terk etmediği sünnet müekkede oluyor. Müekket konumuna girince de azap yoksa da itap oluyor, sitem oluyor ahirette. Sitem de fırça yemek anlamına geliyor, iyi bir şey değil. Bazı Allah dostları diyor azap olsun tercih ederim çünkü fırça, yani nasıl yaptın bunu kulum diye Allah direkt muhatap alacağına diyor. En azından azapta gıyabi diyor hiç Allah'a karşısına çıkmayalım. Daha korkuyorlar huzur-u ilahiden. Hal böyle olunca efendim sünnetlere devam edilmesi lazım. Yani zuhru ahiri, bari zuhru ahiri kılmadan çıkmayın ne demek? Zuhru ahirin zorunlu olduğunu beyan etmek. Peki niye zorunlu? Ha darül harp midir? Şartlar yerine gelmiş midir? Ondan değil. Şundan. Cuma'nın şartlarından biri de cuma cema'dan gelir. İctima'dan gelir. Bunlar hep Arapça cema kökü, cemaat kökü, cami' kökü, cemeden. Bu hepsi aynı kökten gelir. Bunun manası toplayıcılık, toplantı, toplanmaktır. Bundan dolayı cuma tek kılınmıyor. Öğlen namazı kılınabiliyor, bu kılınamıyor. O zaman ne oluyor? Hatta o gün Cuma'yı kaçıran bile öğlen namazını cemaatle kılamıyor. 5 kişi Cuma'yı kaçırdık. 5 kişi öğlende cemaat yapamayız yarım saat sonra. Çünkü tek tek kılmamız icap ediyor. O günkü toplantı mefhumunun farziyeti Cuma ile alakalı. Öğlenin şeyi de cemaat meşruiyeti de yok o gün. Hal böyle olunca... Sadece öğle namazına özel. Öğle, ikindi falan tabii cemaatle. Öğlen. O zaman ne oluyor? Zuhru ahirin devreye girmesinin sebebi nedir o zaman? Şudur. Diyor ki şartlardan birinde cuma tek bir yerde kılınmalıdır diyor. İkinci yerde kılınan
geçerli değildir. Eğer bir cuma bir kariyede, bir beldede, iki yerde kılınırsa tekbiri ilk alanınki geçerlidir diyor. Evet. Bir sonra alanın tekbiri batıl olur diyor. Hal böyle olunca Bağdat'ta ne yapıyordu alimler? Müçtehitler döneminde. Tahta köprü vardı Dicle'nin üzerinde. İki tarafta da cuma sayı olsun diye köprüyü kaldırıyorlardı. Yani köprüyü kısmen irtibatını bir yakadan kesiyorlardı. Niye? İki yakada da cuma sahi olsun için. Çünkü köprü irtibatını şimdiki Boğaz köprüleri gibi sabit olduğu zaman bir sayıyorlar. Hatta seferilikte bile mesafe oradan başlamıyor. Köprü bağladığı için İstanbul'u. Şu anda Çekmece'den çıkıyor. Adam Gebze'de zor başlıyor seferinin kilometresini sayma. Çünkü neden İstanbul muttasıl olmuş. Dışarı çıkıp da boş bir alan yok. Köprüyü de bu noktada irtibat veçi saydıkları için Dicle'den köprünü kaldırıyorlardı. Cuma sayı. Şimdi cumayı bir yerde kılmak mümkün değil. 5-10 milyon insan İstanbul'da belki birkaç milyon cuma kılıyor. Bunlar nasıl bir yere sığsın? Eskiden biliyorsunuz sahralara çıkılırdı. Musalla denir onlara. Cenaze musallası değil de musallel id. Bayram musallası falan. Cuma musallası mı? Namazgah. Namazgahlar var. Hala büyük şehirlerde Osmanlı'dan vardır. Kalma yerlerde var. Bu namazgahların sebebi neydi? Tek orada kılınıyordu da onun için. Oraya toplanıyordu cuma ve bayramlar. Bayram da aynıdır. Hal böyle olunca bu da mümkün değil. Mümkün olmayınca da kim önce tekbir aldı, kim sonra tekbir aldı belli değil. Hutbeyi biraz fazla okutanın cuması garanti sakat. Yani ne kadar evvel bitirirse o kadar evvel tekbir alacak. Hal böyle olunca ne olacak? Hem cumayı kılmak lazım ama son öğleni yani vaktine erişip de üzerimden düşmeyen, artık kimin tekbiri yetişti mi yetişmedi mi, şu şart oluştu mu oluşmadı mı, bu kadar teferruatlı bir mesele varsa ihtiyat neyi gerektirir? Farz olan bir amelde ihtiyat şunu gerektirir ki, ama bugünkü öğlen de denmiyor, dikkat edin. Niye? O şart da bir mezhebe göre var, öbür mezhebe göre yok. Veyahut da tekbir belki en evvel sen aldın, senin imam aldı yani. O da bilinmiyor, tahkik edilemiyor. Hal böyle olunca bugünkü öğlen diye bir niyet yapılmıyor. Ahir son demek. Zuhur öğlen demek. Zuhur ahir ne demek? Kalbin, niyetin yeri kalptir. Dilden lazım değil. Söylenirse de olur deniyor ama İmam Rabbani hiç dili karıştırmayın. Kalbi sağlama alın diyor. Aklınız başınızda olsun. Çünkü dil papağan gibi öğlen ikindi akşam bazı adamın kafası dalgın. Sayıyor böyle, fark ediyorum yanımda. Yani dile bağlamış işi. Yanlışlık oluyor. Namaz batıl oluyor. Ağzından başka bir öğlen yanı ikindi çıkıyor. Onun için kalbi, niyetin yeri kalptir. Kalpten ne düşünüyor? Benim vaktine eriştim şimdi de. Öğlen vakti girdi. Üzerimden düşmeyen son öğlen hangisiyse, son öğlen hangisiyse ona niyet ediyor. Ve efendim son öğlen dediğimiz zuhur ahırı kılıyor. Kılmak zorunda. Tam bazı bu noktada şartlardan dolayı. Hayır, farkı şudur. Üzerinde kazası varsa son iki rekatta zamm-ı sure okumuyor. Üzerinde kazası varsa zaten. Farz namaz gibi kılıyor. Garanti birkaç öğlen vardır zaten geride garanti borcumsa. Son iki rekatta sadece Fatiha ile iniyor. Normal öğlenin farzını kılar gibi. Üzerinde borcu yoksa dört rekatta da okuyor. Diyen alimler de var. Ama benim görüşüm, yani benim tercihim, her halükarda dört rekat farz gibi. Kazası olsun olmasın. Madem ki üzerimdeki son öğlen niyeti tutuluyor, farz ameliyle iki rekatta zamm-ı sure, son iki rekat sırf Fatiha ile kılınmalı. Şimdi bakın Hayrettin Karaman Hoca bu konuda iki görüş vardır demiş. O iki görüşü aktarmış az önce sizin de ifade ettiğiniz görüşleri. Ve şöyle bağlamış. Dört mezhep imamı içinde zuhru ahir kılınmalıdır diyen birisi yoktur diyor. Ya dört mezhep imamının durumu bizim zamanımızla alakalı yok. Böyle fetva olabilir mi ya? Bu muktazayı hale göre düşünmemektir. Bulunduğun ortamı anlamamaktır yani. Adam orada Dicle'nin köprüsünü kaldırttırıyor. İmkanı var, kaldırttırıyor. Tahta köprü. Bir bacağını çekin geri diyor. Köprünün irtibatını kestiriyor. Niye yaptı o zaman onu müştehitler? Bütün kitaplarımızda var bu Dicle'nin köprüsünün cumada kalktığı. Yani burada kıyas ne? Fatebiru ya ulul ebsar. Ey basiret sahipleri, bir kıyas yapın, ibret alın diyor. Halbuki bu hocalar kıyası çok sever. Olup olmadık yerde her şeyi mukayese eder bunlar. Burada niye anlamamak istiyorlar ki? Yani, ve şöyle devam ediyor şey Hayrettin Hoca. Şu anda madem ki öğlenin olmama tehlikesi var, çok yerde kılındığından, cumanın olmama riski var, zuhru ahirin kılınması gerekiyor. Bizim kanaatimize göre zuhru ahir kılınmamalıdır. Şüphe ve ihtiyat sebebiyle kılınmasını müdafaa eden zevata karşı
şunları hatırlatmakta fayda vardır demiş ve hemen hızla ne aktarıyor. Zararı var namaz kılmanın? O işin bir başka tarafı. Yani bid'attır ve bid'atın yapılmaması gerekir diyor. Ne ama ben öyle bid'atlar aktarayım. Var. Öyle bid'atlar var ki farzdır. Öyle bid'atlar bunu var ki vaciptir. Hayrettin Hoca duyarsa herhalde tüyleri diken diken olur. Medrese bid'attır. Minare bid'attır. Hastane bid'attır. Lan hepsi bid'attır. Yani bunlar farz olan bid'at. Mesela ilmi kelam. Sapık fikirlilere karşı reddiyeler. Bunların hiçbiri yoktu. Hatta sahabe-i kiram döneminde kaderi inkar eden bir esbah diye biri vardı. Kaderle ilgili konuştuğu zaman 1000 tane sahabe oturdu Küfe mescidinde. İbn-i Mesud dönemi 1000 sahabe, Küfe'de çok sahabe vardı. 1000 tane sahabe oturdu. Hazreti Ömer mektup yazdı. Esbah içeri girerse hepiniz kaçın diye. 1000 tane sahabe esbahın hakkından gelemez miydi? Ama sahabe o dönemde o konuları açmamak için, kader gibi konulara girmemek için hepsi kaçardı. Ama ondan sonra gelen alimler ne yaptı? Bunlara cevap vermek üzere telifler yaptı. İşte o telifleri yapmak, ilmi kelam eserlerini yazmak nedir? Farz olan bir bidattır. Şimdi bakın hoca ne diyor? Bidata girersek çok çok için su kaldırır. Aslında o da konuşulmaya değer bir konu, çok tartışmalı bir konu çünkü. Fıkhın ibadat, muamelat ve ukubata ait her bölümünde müştehitlerin sayısız ihtilafı, içtihat ve görüş farkları vardır. Müslümanlar şayet bizzat içtihat edecek kadar alim değilseler, bu içtihatlardan birine uymakla mükelleftirler. İçtihatlarına veya tabi oldukları müştehide, mezhebe göre yaptıkları ibadet sahihse artık başka bir mezhebe ve müştehide göre sahih olmaması onları ilgilendirmez. Tabii. Ve ibadetlerine zarar vermez. Üzerinde ihtilaf edilmiş binlerce meselede bir müştehide tabi olarak ibadet ederken sadece cuma namazında ihtilafı göz önüne alıp ihtiyata riayet etmeye kalkışmak lüzumsuzdur diyor. İhtilafla alakası yok ki. Biz Hanefi mezhebindeyiz. Mesela Şafii mezhebinde olsa Cuma'nın bir şartı 40 kişiden aşağı olmamaktır. Evet. Biz şimdi oradaki ihtilafı gözeterekten 39 kişi olan camide kılınmaz diyor muyuz? Çünkü biz Hanefiyiz. Biz Hanefi bağlar. Biz orada ihtilafı gözetmiyoruz. Burada Hanefi'nin ihtilafı var. Bağdat Hanefi merkezi. Evet. Hanefi kaldırıyordu köprüyü. Şimdi devam ediyor. Her bid'at bir sünneti öldürür. O İmam Rabbani'nin sözü zaten. Onu o diyorsa yani en son söyleyecek kişi. Öyle söylüyor hoca. Bu Yahudi Hristiyan cennete girmesi nasıl bir şey oluyor? İman şartı ikiye indiği nasıl indi? Bu zuhru ahir sebebiyle Cuma'nın farzından başka sonra kılınacak namaz artırıldığı için halk Cuma'nın son sünnetini de terk etmeye başlamıştır. Son sünnetini terk etse de mühim değil ki. Zaten ona göre Cuma kesin oluyorsa o ihtiyat için kıldığı zaten son sünnetlerine geçer. Onu bilmesi lazım. Evet. Yani o sünnet terk edilmiş olmuyor ki. Zaten Cuma sağlamdaysa kılınan sünnet. Ve devam ediyor. Halbuki farzdan sonra sadece 2 veya 4 rekat namazın sünnet olduğu anlatılsa bu tatbikat buna göre de olsa bu sünneti yerine getireceklerin sayısı artacaktır. Yani sünnet niyetiyle kılınmalı. Yani ben Mahmud Efendi Hazretleri gibi çok sağlamcı, en bu fıkıhta kitaba bakmadan böyle Ömer Nasuhi Efendi'yle falan istişare etmeden hiç karar vermezdi. Yani onun kesin beyanı vardır. Sünneti bile kılamayacak bile olsa yani vakit pay işte iş güç sıkıntı zaruret zuhru ahiri mutlaka mecbur edelim. Zuhru ahir kılınsın. Dediğine göre bu kadar ulema ki Ömer Nasuhi gibi bu işi en iyi bilen yani fakih insanlar bunların Müslümanların güzel gördüğü Allah katında güzeldir diye bir hadis-i şerif vardır. Bir defa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bidattan çıkarıyor. Niye bidattan çıkarıyor? Ümmetim dalalette birleşmez. La teştemi ümmeti ala dalal. Yanlış fikirde birleşmez. Birleşmez. Bir. Ondan sonra hadiste yine Mara'ul Müslümanı hasenen fevendallahu hasen. Allah Müslümanların güzel gördüğü Allah'ın da güzel. Bu Osmanlı zamanından beri var. Osmanlı'daki bütün ulemanın bu usta karar birliği var ve cumhur bunu böyle devam ettirmiş gelmiş. Şimdi bu nereden? Buna reformistlik denir. Hayır, esas bid'at budur. Emevi çünkü namazı filan diye tanımlanan tanımlar vardı. Yaşar Nur Hoca'nın kulaklarını çınlatalım. Biraz bu yaklaşım onu çağrıştırıyor bir tabii. Yani Osmanlı duruyor. Ulemasının fikir birliğiyle tesis ettiği de bu zamana kadar devam etmiş ümmetin üzerinde ittifakı olan bir konu. İşte gelenekten gelse de şayet ama bizim yanlışsa ama bizim ona uyulmaz. Bizim geleneğimiz Osmanlı'daki ulema geleneği Hanefi mezhebine bağlıdır. Olmakla birlikte ilim üzere kurulmuş bir düzendir. Yani Ebu Suud Efendiler, İbni Kemal Efendiler, bu Şeyhülislam, Zembillahi Efendiler bunlar
Molla Hüsrevler, Molla Fenariler bunlar çok muktedir alim. Yani bunlar o zaman Arap aleminde misli olmayan alimler. Böyle bizim geleneğimiz, efendim şamanist gelenekten bahsetmiyoruz ki. Şimdi hoca, yani bu gelenek İslam geleneği bu. Şöyle devam ediyor. İhtiyata ancak faydalı olduğu zaman riayet edilir. Yani ihtiyata, ihtiyat sebebiyle zuhru ahiri kılmayın diyor ama ihtiyata faydalı olduğu zaman da riayet edilir diyor ve şöyle devam ediyor. Yola çıkacak adam belki yolda yiyecek bulamam diye bir oturuşta üç öğünlük yemek yese, ihtiyaten doktorun tavsiyesinden daha fazla ilaç alsa zararlı olur. Allah ve Resulü Müslümanları neyle mükellef kılmışsa onları yerine getirmek, buna bir şey ilave etmekten kaçınmak ihtiyatın ta kendisidir diyor. Yani bir zam edildiğinden olmayan bir ibadetin ilave edildiğinden dolayısıyla bir bid'attan söz ediyor gibi anlıyorum. Anladık ama Cuma'nın şartlarında biri, yani tek yerde kılınma şartı kesinlikle ihlal ediliyor. İhtiyat acaba da olur. Burada acaba yok ki, kesin. Hanefi mezhebindeki bir şart ihlal ediliyor. Bu şart ihlal edildiği zaman Cuma'n olmuyor. Sen şimdi öbür mezhepte oluyor diye demiyoruz ki biz bunu. Bizim mezhepte olmuyor. Böyle bir tehlike var. Bu tehlikeyi göz önünde bulunduranlar hem Cuma cemaat terk edilmesin, hem de üzerinden düşmeyen öğlen varsa son öğlene niyet edilsin. Mutlaka kılınsın diyor. Aynı zamanda bu zaten senin Cuma'n olmuşsa da sünnet yerine geçiyor. Çünkü hiçbir namaz boşa gitmez. O zaman siz özet olarak şunu söylüyorsunuz. Cuma namazı... Cuma'n olmadıysa rekat, bir şartın ihlalinden dolayı... Hayır, yani cemaatle kılınan iki rekat o farz namaz, hutbe ve sonrasında zuhru ahir, şayet çok acelesi var gidecek ise mutlaka kılınmalıdır. Sünneti kılmasın, zuhru ahiri kılsın mutlaka. Zarureti varsa. Yani vakti ancak dört rekata yetiyorsa zuhru ahiri kılsın. Evet. Yani... Zaten o durumda sıkıntı yok ki. Neden? O vakitte kıldığın namaz... O vakitte kıldığın namaz, borcun varsa borcuna gider. Borcun yoksa zaten sünnete ve nafileye gitmesi için özel niyete şart yok. Nafilelerde mutlak namaz niyeti sahiptir. Sünnet çünkü o. Tabi burada insanların şöyle kafasının karışması gibi bir haklı durum söz konusu. Şimdi bu konuda görüşleri birbiriyle örtüşen iki hocamız var. Bir tanesi Süleyman Ateş Hoca, diğeri de Hayrettin Karaman Hoca. Süleyman Ateş bir dönem Diyanet İşleri Başkanlığı da yaptı, biliyorsunuz. Yaptı ama çok büyük yanlış fetvaları var. Ya bu Yahudi Hristiyanların cennete sokma işini iman şartla ikiye bütün o başlattı. Yani daha dünya kadar yanlış görüşleri var. İnkarlarının haddi hesabı yok. İsa Aleyhisselam'ın işini inkar ediyor. Mütevatir konuları inkar ediyor. Ondan sonra efendim işte çıplak ayağı meshedilir diyor. Evet, onu da soracağım. Çıplak ayağı meshedilir diyor. Abdest, yani. Abdest konusu o da önemli bir konu. Yani şimdi böyle, Süleyman Hoca, insanlardan iki tanesi değil, 2000 tanesinin ittifakı da sıfır hükmündedir. Evet. Abdestin farzları arasında ayakları yıkamak da söz konusudur. Ancak Süleyman Ateş'in 80 öncesinde yazdığı, bir okuyucusu yazmış, ben de orada okudum. 1977 yılındaki Kur'an mealinde ayakların topuklarla beraber yıkanması gerektiğini, abdestin tamam olması için ifade etmiş. Ancak daha sonraki Kur'an mealinde bunu değiştirmiş. Buna ilişkin de savunması var. O tarihte ben bu konuları bilmiyordum. Daha sonrasında öğrendikten sonra gördüm ki... Ta onları bilmiyorken Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış. Vay bu milletin yok, haline. Yok, o tarihte hoca şeydi... yok, Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığındaki fikirlerin çoğunu değiştirdi sonra. Evet, öyle gözüküyor. Yani yok, biliyoruz çok görüşü değişiyor. Olabilir, görüş değişebilir. Yani çıplak ayağı... Cennete girenlerin bile tasniflerini bile değiştirdi yani. Diyanet İşleri Reisiyken bunları bilmemesi... Yani milletin başına kimler Diyanet Reisi oluyor şeyini, soruyu akla getiriyor. Tabii çok esasa hoş bu... aslında önce bildikleri doğru. Farzdan söz ediyoruz. Diyanet İşleri yani, Reisiyken bildikleri doğru esasında. Bir arada son arayı vermemiz lazım. Ondan sonra çok kısa bir süremiz var. Bunu orada tamamlayalım isterseniz. Çünkü Hayrettin Karaman Hoca da başörtüsünün üzerine meshedilebilir diyor. Ayak konusunda bir açıklamasına ben rastlamadım. Ama Süleyman Ateş Hoca ayağı meshedilir. Çıplak ayağı, çoraplı ayağı meshedilir ve abdest tamam olur diyor. Dört mezhepte yeri yok. Her ikisi için de aynı şeyi söylüyorsunuz. Tabii. İnşallah aradan sonra konuşuruz. Değerli izleyiciler, çok kısa bir aramız var.
Ardından son bölümde yine sizlerle birlikte olacağız. Cübbeli Ahmet Hoca ile son bölümdeyiz. Son 5 dakikadayız. Ayak mesi meselesinde evet. Ayet-i Kerime ve Arculekum ile el-Kabe'in topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın diye açıkça emrediyor. Ayak mesi 4 mezhepte yoktur. Ehl-i Sünnet'in cumhurunda yoktur. Çıplak ayağı meshetmek ancak Şia mezhebinde vardır. Şia mezhebi Ehl-i Sünnet'ten hariçtir. Hiçbir bizim Ehl-i Sünnet olanın 4 mezhebine amel etmesi caiz değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatta ayaklarını yıkarken topuklarını kuru bırakanı gördü. Topuk tarafında biraz yukarı doğru topuğun üstü kuru kalınca veylül lil akabi minennar. Vay bu ökçelerin başına ateşte neler gelecek dedi. Onun için kuru kalan yere yani yıkandığı halde topukta kuruluk olana bile cehennemde yanacak bu topuklar dedi. Dolayısıyla kesinlikle buna cevaz verilmez. Efendim mes caiz. Mes'te de çorap üzerine mes meselesinde bile o Maliki mezhebinde falan çoraba meshedilir gibi yani bir görüş var. Yani o deriden yapılan ayakkabı deriden söz ediyoruz. O da çorap meselesindeki cevrep der Arapçada. O da bildiğimiz ince çorap değil. O çoraplar da yani bilmem ne kadar yürünebilecek, altı delinmeyecek, yıpranmayacak derecede bıraktığın zaman kendi başına durabilecek çoraplardır o zaman kastedilen. Yoksa bugünkü bu çoraplar değildir. Maliki'de çoraba mes var dedikleri. Çorabın tarifi bu çorap değil. O zamanki çorap diyor ki kendi başına koydun mu duracak. Şu kadar mesafe yürünce yıpranmayacak. O yani mes demek istiyor. Mesli kastediyor. Hani bu çorap mesler var ya böyle ince falan. Evet. Onlara olabilir. Caizdir. Geri kalan çoraba da olmaz. Efendim şey diyoruz. Yalnız botlar oluyor falan. Askerde şurada burada insan vazifede. Bot altı temizse yani necaset bulaşmamışsa botun üstüne olur. Peki namaz kılarken botları çıkarıp namaz botları yok. Eğer ki altında zahiri bir necaset yoksa veyahut da necaset bile olsa diyor toprakta yürümüşse toprak onu temizliyor. Eğer bir toprakta yürümüşse o gibi vakti çok az çıkartıp giyene kadar namaz kaçar. O bottan da kılar. Bilinen bir pislik idrar midrar sıçramış değilse ona. Evet. O var. Ondan sonra dediniz baş evet. Örtüsüne. Baş örtüsü sarık. Sarık. Baş örtüsüne sarığı Hanefi mezhebinde caiz değil. Maliki'de caiz değil, Şafii'de caiz değil, Hanbeli'de bir cevaz var. Hanbeli mezhebinde olana biz bir şey karışmıyor. Hanbeli haktır, ehli sünnettir. Ama bizim gibi Hanefi ve Şafii ağırlıkta olan, Türkiye zaten ya Hanefi ya Şafii var. Ağırlıkta olan. Bu durumda caiz asla değildir. Ancak caiz olan nedir? Eline çok fazla miktarda su alıp da diyor, üstüne sürüp de o su aşağıya iniyorsa, zaten o yıkamaya döner. O kadar su koyduktan sonra mese de gelmez. Ona cevaz veriyor ama o kadar su ki üstünü ıslatacak içine geçecekse. İçine geçecek şekilde de mesin adı zaten sıvazlamaktır. Hal böyle olunca caiz değildir. İmam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapardı bunu diye. Halbuki hadislerde var ki elini mübarek sarığın içine sokardı. Onu ben kesin sahih hadislerde gördüm. İçine sokardı. Ama İmam Muhammed Hazretleri Hanefi müçtehididir. İmam Malik'in Muvatta'ına bir kendi rivayeti vardır. İmam Malik'in Muvatta'ını kendi rivayet etmiştir İmam Malik'ten alıp. Orada diyor ki evvelce bu caizdi sonra terk edildi. Kaldırıldı bu hüküm diyor. Bunu da Nehai'den işte İmam Kasım'dan Fukaha-i Seba'dan 7 fakihten falan Medine'nin tabiinden naklediyor. Diyor ki bu terk edildi. Dolayısıyla bu gibi şeylerde yani ne lüzum var bunları efendim o da olur o da olur demeye ya zaten sarık saran mı var şu anda sarık sararsa biz sarıyoruz biz de çıkarıp yapıyoruz zaten adamın kafası zaten açık yani adama başörtülü hanımlar için başörtülü hanımlara da müsaade yok yani elini içine sokacak zaten dörtte bir kaplama mes yapması şart değil ki dörtte bir miktarına eli değdi mi tamamdır ama üstten bol miktarda su dökmek zaten yapamazlar hepten ıslak kalır başını üşütür bu sefer 3 sorumuz kaldı o soruları da cevaplayıp öyle nokta koyalım. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki hocam kocamın ailesi tarafından haksızlığa uğruyorum. Eşim onlara uyup bana baskı kuruyor. Ne yapabilirim bu durumda? Sabredebilir. Eşimin nasıl davranması lazım bana? Eşinin adaletle davranması lazım. Hanımını ezdirmemesi lazım. Çoğu ona lazım, çocuklarına lazım. Çok oluyor bu işte kendi annesinin evet. baskısıyla bu yani sosyal bir vaka bu. Bütün yuvalar bundan dolayı bozuluyor. İşte onun için erkek akıllı olacak. Öyle bir denge yapacak. Hem anasını babasını razı edecek. İcabında siyaset yapacak, takıya yapacak. Onlara ben de çok kızıyorum ama ne yapayım çocukların anası işte kovacağız, kovamıyoruz falan hareketler çekecek. O gazı alacak, orayı rahatlatacak. Buraya da gelecek ne yapayım annemdir işte öf bile diyemiyoruz. Kusura bakma hanım işte. Ben arada çekeceğim bu sıkıntıyı sen sabret falan.
İki tarafı dengeleyecek. Tabii bir de o tarafla bir olup buraya yüklenirse iyi olmaz. Eziyet olur yani. Efendim şimdi bir başka soruda. Ben inançlı biriyim elhamdülillah. Ama eşim içki içiyor, bırak diyorum, dinlemiyor. İçki masası hazırlıyorum. Bana günah İçki mı demiş? İçki masası hazırlaması günahtır. Ancak boşanacak duruma gelinip dayak yiyecek, aile içi şiddete maruz kalacak gibi bazı adamlar öyle hadi o kırar vurur falan, hele ki böyle içkiciyse tamamen asabidir o. Böyle durumda kalıp onun zaruretini kendi ayarlayacak onu. Öyle fetva veremeyiz. Yani içki masası hazırlaması kesinlikle haramdır. Ancak ne dedik? Büyük bir şiddete baskıyamaz, bir yerini kırılacak dayak, kötek, korkuyor. Artık onun zarureti, günahı tabii yine adama ait ama o zaruret öyle olmadıktan sonra ona devamlı kalır. Ben bunu yapmam. Beni günaha sokma. Kendin hazırla o zaman. Kalk kendin al demesi lazım. Son soruda şöyle hocam. Allah rızası için söyleyin. Midye haram. Onu geçen de izlettik. Evet, Hanefi mezhebinde tahrimen mekruhtur. Diğer mezheplerde caizdir ama midye için, mide için mezhebi değiştirmeye lüzum yoktur yani. Evet, bu mezhep değiştirmek nasıl olur filan diye sormamız gerekecek ama. Mezhep değiştirmek ancak zaruret. Bir zaruret olur. Bir de nasıl olur yani? Taklite caiz olan yerler var, bunu, taklit. Bunu başlı başına konuşalım. İnşallah. Çünkü bu çok tartışmalı bir, daha doğrusu üzerinde tabii ki ilgi duyanlar açısından çok konuşulan bir konudur. Evet. Çünkü şöyle başlanır bu konu tartışılırken, canım peygamberimizin mezhebi mi vardı? Peygamberimiz mezhepleri Kur'an'dı, mezhebi nasıl mezhepteydi filan derler. Dolayısıyla bu hemen bu birkaç dakika içerisinde çözülecek bir konu değil. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Değerli izleyiciler, bu hafta da programın sonundayız. Önümüzdeki hafta Cuma günü yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Bizim hemen ardımızdan Gökhan Taşkın'ın sunduğu Gece Hattı var. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın efendim.